Günaydın, günaydın sevgili Tele1 izleyicileri. Haftanın geldik son gününe. Kahvemizden ilk yudumu alalım. Bu arada ben günlük olarak size aktarmaya çalışıyorum hemen ama bu yayını işte uydudan izleyebiliyorsunuz. Efendim, neydi? Smart'tan izleyebiliyorsunuz, internet üzerinden izleyebiliyorsunuz ama Twitter üzerinden, YouTube üzerinden de izleyebiliyorsunuz. Örneğin Twitter'dan izleyenler varsa beni şu anda onun da linkini atmış durumdayım. Yani şu anda ben burada konuşurken aynı anda Twitter üzerinden de canlı yayın yapılıyor. Teknoloji böyle bir şey artık. Bilenler zaten biliyor. Ben şimdi yanlış bir laf söylerim, saçmaladım falan dersiniz. Çünkü hakikaten teknoloji konusunda insan bazen şaşırıyor. Çünkü o kadar yenilikler var ya, ben mesela bir şey öğreniyorum. Aa diyorum, ne enteresan, çok güzel. Bunu kullanmak lazım. Aa abi diyor, iki senedir kullanıyoruz. Ya sen daha yeni mi öğrendin diyor. Ne diyeceğimi şaşırıyorum. Tabii yüz mosmor. Yok canım, hani şeydi de, hani şimdi şey yapıyoruz falan diye kıvırtmaya çalışıyoruz. Ama baş etmek hakikaten çok zor. Yani böyle saniye saniye falan değişen bir teknoloji var. Neyse, yani zaten biliyordunuz ama ben yeni öğrendim. Çünkü birkaç kişi söyledi. Ya dedi, işte seni arabada giderken dedim ki ya bizde radyo yok. Nasıl izliyorsun? Yok dedi, şey üzerinden, işte Twitter üzerinden. Ben zannediyordum ki her şey bitiyor, bant konuyor. Yani bittikten sonra bant konuyor. İlk başlarda ama arada öğrendim tabii. Sonra anladım ki yani hem internet üzerinden, hem YouTube üzerinden, hem cep telefonu üzerinden, hem Twitter üzerinden falan zaten canlı izlenebiliyor. Evet, o açıdan çok güzel. Yani seyretmemenin bahanesi yok. Ya işte efendim, yolda oluyoruz o saatte, işe gidiyoruz, o sırada tam da iş başlamış oluyor filan, bahanesi yok. Yani isteyen rahatlıkla seyredebiliyor ki zaten seyrediliyor. O açıdan da ben de kendi adıma en azından çok mutluyum. Tele1 adına ise mutluluk tabii daha da artıyor. Neden? Çünkü bu zor günlerde, zor koşullarda bir takım saldırılar altındayken, ki işte dün akşamdan beri biliyorsunuz bir Rütük cezasıyla, tuhaf bir Rütük cezasıyla da karşı karşıya kanalımız. Bu koşullar altında sizlerin sahip çıkması, izlemesi, desteklemesi, bizlere moral vermesi çok güzel oluyor. Şuna inanın, yani her gelen, bırakın övgü falan değil, bakın sakın ne olur kimse yanlış anlamasın. Yani övgü, çok güzel, harika, bayılıyoruz değil. Hayır, izliyoruz. Sizin takipçiniziz gibi böyle bir kelimelik mesajlar bile inanın müthiş bir güç ve moral veriyor bizlere. Yaptığımızın doğru olduğunu, yararlı olduğunu, iyi olduğunu ve mutlaka bugünden çok güzel günlere kavuşabileceğimizin müjdesi olduğunu bize söylüyor. O açıdan herkese tekrar şükranlarımı, binlerce teşekkürümü iletmek istiyorum. Evet, şimdi haftanın son gününe geldik. Ne olacağını bilmiyoruz. Çünkü bir taraftan acayip bir şekilde efendim ekonomide hiçbir şey yok. Fevkaladenin fevkindeyiz. Yani bu kadar iyi olmadı ekonomi diye anlatıyorlar ama paket açıklamaya kalkıyorlar. Kardeşim, yani ekonomi iyi gidiyorsa neyi paketini açıklıyorsun? Efendim dış güçlerin saldırısı altındayız. Dolar yükseliyor. Neden? Dış güçler birleşti. Bütün dünya bize karşı birleşti. Ve benim iyi niyetli, saf vatandaşım. Hakikaten bakın, görüyorum yani hani böyle kasıtlı trollük yapan, kendini, ruhunu satmışları falan saymıyorum. Onlar azınlıkta. Çok az. Ama bugün özellikle bu iktidara veren milyonlarca insanım saf ve temiz. Halisane duygular içinde, milliyetçi duygular içinde, hatta birçoğu dindar duygular içinde sahip çıkıyor. Ama soru sormuyorlar. İşte onun için soruyu sorduğumuz an bir anda hava bozuluyor. Dış güçlerin oyunu. Bunlar onu yapıyorlar. Türkiye'yi batırmak. Neden? Bakın orada duruyor. Şimdi biliyorum çok da seyreden var bu programı da. Yani sadece bunu değil, başka programları da izleyen. Ama görüşlere katılmayan yüz binlerce insan var, izleyici. Ama ona rağmen seyrediyor. Ben şunu anlatmaya çalışıyorum hep. Ne olur düşünün. Yani bu adam böyle söylüyor. Canım işte bunlar zaten hep böyle. Bunlar Türkiye düşmanı. Bunlar zaten ekonomi batsın diye ellerini ovuşturanlar falan. Öyle bakmayın. Net bir soru. Niçin dünya birleşip Türkiye'yi batırmak istesin? Buna mantıklı bir cevap bulun. Bakın şimdi gazeteleri de göreceğiz. Hepsinde o şey var. Ekonomi Bakanı öyle diyor. Maliye Bakanı öyle diyor. Yok efendim, inşaatlara bakan adam var ya, ne bakanı işte o, bir tane inşaat yapıyorlar hani işte her yere.
AVM yapan bir bakanlık var. Ha, Çevre Bakanı. O mesela. Hepsi. Türkiye baskı altında bilmem. Ne? Neden? Ne oluyor? Dolar artıyor. Şimdi ben papaz yüzünden artıyor. Ya Allah aşkına ya. Ya akıl, mantık var. Bilim diye bir şey var. Papazlar. Papaz bilim. Bir tane papaz doları mı fırlattırdı yani? 90 bin tane imam var o zaman. Hadi dua edin madem sizde. Ya böyle bir mantık var mı? Ha, farklı nedenlerle. Efendim, papazın olayı Türkiye'ye olan güveni ve Türkiye'nin itibarını sarsıyor. Türkiye, nasıl anlatayım ya? Şimdi söyleyince de insan da üzülüyor tabii yani. Türkiye insanları rehin tutan ülke durumuna düşürdü der bu iktidar. Oradan itibarımız sarsılıyor. Türkiye'ye gitme diyor. Benle bir hesabı var, olabilir diyor. Sen diyor Türkiye'ye gittiğin zaman seni eften püften bir nedenle alırlar, atarlar içeriye. Hayatın kayar diyor, farkına bile varmazsın diyor. Amerikalılar böyle diyor. Şimdi hatırlayın. Yani biz böyle kendimize olunca alır mı canım öyle şey filan yapıyorlar. Peki o yabancı filmlerde hiç seyretmediniz mi? O Tayland'a giden, Suudi Arabistan'a giden, Çin'e giden. Böyle meşhur filmler var işte mesela. Richard Gere'in filmi var hatırlayın. Hani Yükselen Güneş miydi neydi? Çin'e gider de oradaki bir adamın çıkarını bozdu diye bir adamı alırlar içeriye mahkemelik. Canını zor kurtarır. Türkiye'yi bakın bu duruma düşürdüler. Yakında bunun filmleri de çıkar. İşte Tayland'la ilgili yaparlar bunu mesela. O tür ülkelerde çünkü oluyor diye. Ya da işte bizim İslam ülkelerinde. Yani rehin tutmam. Öyle bir şeyi var yani. Tutarım, rehin tutarım. Şimdi o yüzden mesela bir tanesi budur. Peki başka niye dolar artar? Senin ekonomin kötü gidiyorsa. Kötü gitmek ne demek? Borç ödeyememek demek. Şimdi bakın. Kirada oturuyoruz değil mi çoğumuz? Bu ne demektir? Kirada oturmak ne demektir? Bir kontrat imzalıyoruz değil mi? Kontrat bize ne diyor? Kira kontratı. Şimdi aslında bununla dış borç alma kontratı arasında ya da bir bankadan tüketici kredisi ya da ev kredisi, araba kredisi almak arasında hiçbir fark yok. Kira kontratı neyse dış borç belgesi de işte tüketici kredisi sözleşmesi de aynı şey. Orada ne diyor? Ben falan 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 olarak kiracı, sen falan 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 olarak ev sahibi olarak anılacaksın. Şu 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 adresteki şu ev bir yıllığına falana kiralanmıştır. Burada kiracı olarak anılan kişi bu bedeli aydan aya şu kadar ödeyecektir. 12. ayın sonunda işte tefe, tüfe neyse bir şeye bakılarak gereken artış sağlanacaktır diyor. Şimdi diyelim ki 1000 liralık bir evde oturuyorsunuz. Kira kontratını yaptık. Bu şu demektir. Bir yıl için 12 bin lira borçlandık. 12 bin lira. Yani ben bunu bir kere de 12 bin olarak öderim. Aydan aya orada yazdığı gibi öderim. Şimdi sıkıntı ne zaman başlar? Ne zaman kriz olur? Ben o aydan aya olan kirayı ödeyemiyorsam. Eğer her ayın birinde ya da kira sözleşmesinde, kira kontratında belirtilen tarihte 1000 liramı götürüp yatırıyorsam hiçbir sorun yok. O zaman o benim borcumun, borç gibi algılanmasının bir anlamı yok. Çünkü ben onu ödeyebiliyorum, sıkıntı çekmiyorum. Ama ne oluyor bakın? Eğer ödeyemezsem, ki neden? O 1000 lirayı bulamıyorum demektir. 1000 lirayı nasıl bulamam? Çalışıyorsam işten atılmışımdır. Esnafsam, iş yapıyorsam işlerim kötü gitmiş demektir. Ben para kazanamıyorum demek. İşte kriz bu. Bu parayı ödeyemediğiniz an ev sahibi ne yapıyor? Geliyor önce diyor ki arkadaş bak ödemedin diyor. Peki diyorsun yapma ya işte ne yapalım işsiz kaldık. İşte bizim mal gelmedi, sele uğradık, şu oldu bu oldu peki diyor. Ama diyor gelecek ay alırım. Gelecek ayda almadın mı ne yapıyor? Ya hacize geliyor ya çık evden diyor. Ha bu arada sen onu ödeyemediğin için tabii. Demek ki buralar kesildiği için. Yani bunu ödeme gelirin kesildiği için başka işlerinde aksamaya başlıyor. Ve batıyorsun. Şimdi bu şartlarda ben kalkıp da ya bu ev sahibi çok alçak kardeşim. Benim üzerime geliyor sırf beni batırmak için kirayı istiyor diyorsun bak. Kardeşim kirasını isteyecek adam.
E ama işte bilmem ne istiyor da ben o arada işsiz kaldım da şurada bu da. Ya tamam bir şey demedi ki sana. Ama bak sen ödeyemez durumdasın. Senin durumun zor. O zaman iyiyim deme bana. İyiyim deme. Şimdi halkı böyle kandırıyorlar işte. Sorun burada. Şu anda benim Necip Türk milleti o bütün safiyane duyguları içinde hakikaten Tayyip Erdoğan'ın muazzam işler yaptığına, AKP iktidarının Türkiye'yi şahlandırdığına, uçurduğuna inanıyor. Ama ah bu dış güçler yok mu? E peki bu dışlar 2002'de neredeydi? 2003, 2005, 2008 balyoz Ergenekon yapılırken bu iktidara karşı hiçbir şey yapıldı mı? Bütün o antidemokratik uygulamalar yapılırken aydınlar, sanatçılar, gazeteciler, askerler, genelkurmay başkanı bile neredeyse böyle en ağır hakaretlerle aşağılanarak hapislerde süründürülüp ömür boyu hapisler verilirken Amerika'sı, Avrupa'sı bilmem nesi ya ne yapıyorsunuz diyor muydu? Niçin o günleri unuttunuz? Ağızlarını açmıyorlardı değil mi? Siz hiç Alman başbakanından efendim Türkiye'de demokrasi yok ama lafını duydunuz mu? Niye? Şimdi de duymuyorsunuz aslında. Şimdi sadece ne sizin eli avuca sığmaz davranışlarınıza bozuluyorlar o kadar. Ya kardeşim rahat dur diyor yani daha ne istiyorsun diyor ya. Daha ne istiyorsun diyor. Ha verilen rolü gerçek zannetme diyor. Sana bir rol biçilmiş. Sen işte Orta Doğu'da işte böyle bir Amerika'nın adamı olarak işte bir takım işler yapacaksın falan. İşte oraya hotshot edeceksin, buraya hotshot edeceksin. İşte biz dengeyi kuracağız. Ha sen hakikaten kendini Orta Doğu'nun, İslam dünyasının, yoluna giderek de Avrupa'nın ve bütün bu yakın doğunun lideri Putin'le, Trump'la aynı falan gibi görüp halife de olacağım diye tutturursan o zaman diyorlar ki otur oturduğun yerde. Hah, işte Türkiye'ye şu anda uygulanan eğer bir dış güç varsa o da şu. Tayyip Erdoğan'dan asla vazgeçmeden Türkiye'yi felç ederim. İşte onu yapıyorlar şimdi. Tanışıklı yani. Ama Tayyip Erdoğan'a aman bir şey olmayacak. Çünkü Tayyip Erdoğan'a bir şey olduğu an Batı'nın ve Amerika'nın bütün çıkarları çöküyor. Adamların Türkiye'den çok ciddi çıkarları var ya. Ha şimdi işte halka anlatmaya çalıştığımız bu. Ey benim saf, bakir, iyi niyetli, dinine bağlı ya da dindarlığı nedeniyle de bu iktidara bağlı olanlar. Şunu bilin, Türkiye dünya önünde saldırıya falan uğramıyor. Tam tersi. Muazzam bir şekilde destekleniyor şu anda. Ama şartlar bugün böylesini gerektiriyor. Çünkü sen başka şeyler de yapmak istiyorsun. Orada otur diyorlar. Razı. Çünkü neden? Başkasının güdümünde ülke yönetmeye kalktığınız zaman içeriği tutamazsınız. İşte içeriği dış güçlerin desteğiyle tutuyorsun. Ama bir yere kadar geliyor dikiş atmaya başlıyor. İşte onu önleyebilmek için bugün bu ülke yönetimine dış güçlerin bahşettiği bir lütuf bu. Efendim görüyorsunuz bak Amerika beni nasıl tehdit ediyor. Ben direniyorum bitir. Hep beraber o sağcısı solcusu bir sürü aptal adam da böyle kendini bir şey zanneden. Onlar da yapışa efendim olur mu devletimize sahip çıkacağız falan. Oh orada keyifler keka ha. Orada bir sorun yok. Arkadaşlar gayet güzeller şu anda sarayda oturuyorlar. Oo Johnny nasılsın? Ben hallettim diyor. Hallettim sen merak etme. Biraz daha baskı yap diyor. 15 tane iste diyor bak. Heyet gönderiyorlar. Bir tane şey için papazı veririz. Ama sen de bize Hakan Atilla'yı ver bari. Bir de şu Halkbank filan gibi gönderiyorsun. Sonra aradan diyoruz ki Johnny 15 iste abi. Bak 15 istersen ben bu milleti daha çok arkamda toplayacağım. Çünkü içeriği tutamıyorsun kardeşim. Çünkü her şeyin yanlış. İşte bir sel efsaneyi siliyor, süpürüyor. Tayyip Erdoğan dün akşam Rize'de orada uykusunu uyurken Ayder'i sel basıyor. Ayder Yaylası'nı. Niye? Ya işte şimdi uyandılar ya bütün o evleri yıkalım falan diyorlar işte. O doğanın dengesini o şekilde bozmaya kalkarsan bu oluyor. İşte bunları düzeltmek için bir öcüye ihtiyaç var. Hem iktidarda kalacaksın. Hem de zavallı insanlar böyle sana yapışacaklar. Kıçında donu olmayan adam yapışacak. Kurtar bizi, kurtar bizi. Şu anda o vaziyette. O da diyor ki merak etmeyin kurtaracağım, kurtaracağım. Ben her şeyi hallederim. Nereye hallediyorsun ya? Dolar alır başını gider bilmem ne.
Tayyip Erdoğan'a hiçbir şey olmaz. Olmasın diye zaten yapılıyor. Çünkü onun oturması lazım. Bütün bu Batı'nın çıkarları, Amerika'nın arzularının yerine gelebilmesi için öyle birinin oturması gerekiyor. İşte bunu anlamak belki zor olabilir bakın şimdi. Deyince ya kardeşim saçmalıyorsun, nasıl olur? Hem öyle hem böyle. İşte bu. Çünkü dışarıda bozulan bir işim yok. İçeride bozuldu benim işim. İçeriği tutturamıyorlar. Çünkü içeride çok açıldılar. İçerisi bakın ne oluyor. İçeride sadece rant ekonomisi var. Şimdi sen bütün sanayi tesislerini sattın. O çok şey, efendim Atatürk bu ülkeye çivi mi çaktı? Ne yaptı? 90 yılda ne yaptılar? Hiçbir şey yapmadılar. Biz yaptık, biz yaptık. Ne yaptın? Duble yolu yaptım. Ve duble yol çöktü işte. Ama Atatürk dönemindeki ne bir fabrika, ne bir sanayi tesisi, hiçbir şey olmadı. Sattın. Neden? Rant için sattın. Şu anda Türkiye'de artık sanayi yok. Övündüğümüz bir şeyimiz vardı bizim. Ben ilkokuldaydım. Dünyada kendi kendine yeten 7 ülke. Yani şöyle anlatılırdı. Hani bütün ülkelerin kapılarını kapatsan, dünyayla bütün bağlantılarını kessen, dünyada sadece 7 ülke var ki hiçbir şey olmadan halkını doyurur. Yani yersin içersin. Efendim başka bir şey olmaz. O ayrı. Sen tarımı yok ettin. Ne düzenine geçtik biz? Rant düzenine. İnşaat yap. Bakın bu iktidarın övündüğü her şey inşaatla ilgili. Hiç kültürle, sanatla övündüğünü gördünüz mü? Bilimle, sanayiyle, teknolojiyle övündüğünü gördüm. Tam tersi bugün meclis başkanına atanan, daha önce de başbakan yapılmış olan şahıs ya buna diyordu böyle cep telefonu tutup buna kafayı yorma kardeşim diyordu. Bırak işte kullanmana bak sana ne? Beynini yakma diyordu. Öyle İmam Hatip'e gidin, duaları öğrenin. İki hatip indirirsen hele tamam. Sen namazını kıl, orucunu tut, gerisine karışma. Allah'ın işi onlar. Efendim yok, araba şu kilometreyle oradan çıkmış, o da bu kilometreyle buradan çıkmış. Nerede karşılaşırlar? Allah bilir. Bırak diyor, karşılaşırlar. Sana ne? Niye zorluyorsun? Türkiye'yi bu hale getirip yürüteceklerini zanneder. Yürür. İşte 10 yıl, 15 yıl yürür. Ne olacak? Yani Osmanlı'yı da getirmişler. 1453'te İstanbul'u fethetmesinden bir yıl önce 1492'de matbaa bulunmuş. 1826'ya kadar Türkiye'ye girmemiş. Girmiş de işte Yahudiler, Hristiyanlar sokmuşlar gizli gizli. Kendi kitaplarını basmışlar. Ama halka şey olmuyor. Niye? Ne gerek var kardeşim ya, Allah'ın işine ne karışıyorsun işte, bırak. Biz Kur'an-ı Kerim'i yazıyoruz, bir de buradan mı basacağız? İşte aynı mantık. Bak kaç yüzyıl sürebiliyor. 1400'den yani 1500'ün başından 1800'ün ortasına kadar. 350 yıl ya. Bizden şurada 16 yıl. Ha efendim eskiden daha uzun süreler gerekiyormuş. Şimdi 16 yıl bile uzun işte. Ama 16 yılda geldi ve Türkiye'nin iç yönetimi duvara tutuldu. Dışarıda hiçbir sorunumuz yok. Her şey tıkır tıkır gidiyor. Yani Kürt devleti mi kurulacak? Ne zaman kurulacaksa kurulacak. Efendim Suriye'de bir Kürt koridoru mu olacak? Olacak. Hiç önemli değil. Ermenistan öyle olacak. Kıbrıs'ta taviz mi verilecek? Verilecek. Bunların hepsi problem yok. Mış gibi yapılıyor. Bütün dünyanın buna göre hesapları, kitapları var. İçeride sorun. İçeriği tutabilmek için işte bütün bu dış güçler saldırıyorlar. Bize şunu yapıyorlar falan. Yok böyle bir şey. Onun için şimdi göreceksiniz işte. Rahip 15 kişi istediler. Tabii 15 isteyecek. 15'i kabul ediyor da 20 oldu. Yok yetmez. Şeyi de isteriz gibi. Bizi de diriltecek. Ve bizim de böyle bir takım entelektüel aydın geçiren şabalakları da arkasına takacak. Efendim biz devletimiz söz konusu olduğunda tek vücut oluruz. Bir dakika ya. Bir irdeledin mi kardeşim olay ne? Hakikaten senin devletine yönelik bir şey mi yapılıyor? Yoksa bazı şahıslar aman ülke yönetiminden gitmesin diye korunuyor mu? İrdelemeyelim mi bunu? Ha yanlış düşünmüşüz. Yarın bana dersin ki gördün mü lan Can? Bak palavraları sıktın hiç de öyle değilmiş. Değilse göster bana. Bakın gene bu sabah soruyorum. Türkiye Amerika'nın ya da Batı'nın hangi isteklerine karşı çıktı? Hangi isteklerini ya da oyununu bozdu? Bu kadar basit. Bak hala gelmiyor cevap. Bu kadar seyirci var. Küfür kafir geliyor çünkü görüyorum. Yani sen küfür ediyorsun kafire falan tamam.
Şuna bir cevap ya. Basit. Hangi oyununu bozduk? Şimdi her gece anlatıyorlar. Bakın dikkat edin. Televizyonlarda var. Amerika'nın oyunu bozduk. Hangi oyunu? O yok. Hep yuvarlak laflar. Ne vermişler? Tabii Türkiye'nin burada bulunduğu şeyde Amerika'nın bir takım çıkarlarına işte Tayyip Erdoğan bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti hep boyun eğdi. Ya ne boyun eğdi kardeşim? Ben Kıbrıs'a çıktım ya. Ya ne diyorsun ya? Ben İsrail'i protesto ettim. Diplomatik ilişkileri kestim zamanında. Amerika'yla kestim. İngiltere'yle kestim. Yani öyle bir şey yok. Türkiye masaya yumruğunu vuracağı zamanı bildi. Ha efendim, iki kutuplu dünyada senden NATO ülkesi, yani bazı konularda daha zayıf olabilirsin. Benim savunma sistemim NATO sistemi olduğu sürece elbette özellikle o çağda, yani 1990 öncesinde Sovyet tehdidine açık ülkeyim ben. Şimdi güvenlik gerekçesiyle bazı konularda taviz veriyor olmak hep boyun eğmek anlamına değil ki. Aynı tavizi Yunanistan da veriyordu, Almanya da veriyordu, Fransa da veriyordu. Çünkü neden? İki kutuplu dünya, nükleer denge, her an bir ülkenin başına bir şey çökebilir. Şimdi onları karıştırıyor bizim arkadaşlar. Ama şu anda hiçbir sorunu yok iktidarın dış güçlerle. Tam tersi. Tam böyle hizadayız yani. Başüstün efendim, derhal efendim, emriniz olur efendim. Başka bir şey yok. Gerisi hikaye. Bak şimdi geleceğiz şimdi haberlere. Yani palavralar var. Şimdi bugün damat bey açıklayacak. Zaten ne açıklayacağını söylemişler. Önceden şey yapıyor ki hazır olsunlar, ona göre bir rahatlayacak. Yok böyle bir şey. İçeride bakın. Dışarıda sorun yok. Bir taraftan her şey çok güzel deyip bu paket açıklıyorsun. Niye? Niye paket açıklıyorsun kardeşim? Eğer her şey iyiyse bir paket açıklamaya gerek yok ki. Efendim doları dış güçler şey yapıyor. Hangileri bunlar? Kes önünü, yoluna devam et. Adam diyor, çıkmış diyor ki, dolar diyor tamamen oyun diyor. Hiç bunlara kulak asmayın diyor. Peki asmayalım abi. Yarın 500 dolar ödemem var benim. Ne yapacağım? Hesabımı kitabımı yapmışım. Benim ayda 2000 lira gelirim var. Pardon 5000 diyelim çünkü hesap tutmayacak 500 dolara. 2000 lira gelirim var. 5000 lira gelirim var. 500 dolar da 15'i de ödemek üzere bir borcum var. Ne yapıyorum? Ben dolar kazanmadığım için o 5000 liradan gidiyorum 500 dolar alıyorum. 3 ay önce 1500 lira veriyordum. 1500-1600 lira arası para veriyordum. Götürüp yatırıyordum paramı. Bugün 2600 lira oldu. Ben ne yiyeceğim, ne içeceğim? İçeride. Dışarıyla benim alakam yok. Dışarıyla kimin var? Dış borcu ödeyecek. O da içeride sıkıntıya giriyor. Ödeyemeyecek, batacak. O yapmasaydın o zaman. Borçlanma. Batacaksın. Yani bir taraftan Allah bizi başımızdan eksik etmesin diyeceksin. Her türlü desteği vereceksin. Yıkama, yağlama, yalakalık 1010 numara. Sonra abi biz parayı ödeyemiyoruz, batıyor. Bat. Bana ne? Bat. Türkiye batmıyor çünkü o zaman. Türkiye başka türlü batıyor işte. Türkiye zaten battı. İtibar sıfır. Onu elimizden aldılar. Çünkü bir uluslararası oyunun içindeyim ve ben bundan yararlanacağım değil, ülke olarak ben yararlanacağım deyince ülke gitti. İşte onun için de belli bir ekibi bugün bütün dünya pamuklar içinde Türkiye'nin başında oturtuyor. Aman bir şey olmasın diye. Ya Avrupa'dan bir tek çıt geldi mi ya mesela seçimlerin sonucunda? Bunca dedikodu var değil mi? Bir kişi dedi mi mesela Avrupa'dan? Ya Türkiye'deki seçimleri biz biraz şaşırarak izledik. Yok. İlk başta oldu o katipiri midir ne işte bir kadın. Galiba demokratik falan olmadı. Bitti. Çıt var mı? Yok. Siz onlara bakın. Yoksa papazı istemiş de efendim dolar o yüzden artıyor mu? Dış güçlerin oyunu. Ha. Eğer başlarlarsa Türkiye'de demokrasi yok, hukuk yok. Ne oldu Avrupa Birliği ya? Ya bir şey söyleyeceğim. 1990'lı yıllarda işte Tansu Çiller başbakanken, daha Erbakan başbakanken, daha sonra Mesut Yılmaz başbakanken, ondan önce Demirel başbakanken. Bu Avrupa Birliği gönderirdi benim helalarımı kontrol ettirirdi be. Karakollara girerlerdi. Efendim buralarda bakalım demokrasiye uygun davranılıyor mu? Ya şu anda Türkiye demokrasiden, hukuktan ve insan haklarından tamamen vazgeçtiğini bir anayasayla dünyaya ilan etti. Batılı göya demokratik ülkelerden tık yok. Hiçbir dikkatinizi çekmiyor. Hiçbir şey yok mesela. Alman Başbakanı Merkel.
Demokrasi, demokrasi. Ne oldu? Hiç Türkiye'yle ilgili bir şey söylüyor mu? Fevkalade değil mi? Hah. İşte şimdi anlaşılıyor mu? Tayyip Erdoğan pamuklar içinde mi saklanıyor? Bak, Birleşmiş Milletler ne dedi dün? İdlib'te dedi hareketlenme olabilir, Türkiye sınırlarını açsın. Niye? Türkiye bu işe teşne. Veririz 3-5 kuruş ellerini, açarlar. Senin görevin bu kardeşim. Onun için Tayyip Erdoğan orada oturacak işte. Oradan gelecek olan batıya gitmesindeki tehlike görülen IŞİD'li teröristler, El-Kaideci teröristler Türkiye'ye gelsin diye bu iktidarın oturması gerekiyor. Batılı öyle bakıyor. Bana gelmesin diyor, ne? Verin kardeşim diyor ya. Kaç istiyor? 3 istiyor. 3, 4 verin ya diyor. Ver gitsin diyor. Ne olacak diyor. Ya para bu ya. Para bir şey değil ya. Bastın mı geliyor. Bizim gibi değil yani. Karşılıkları var adamlarda. Ver gitsin. Ha, cimrilik yapıyorlar. Hani ne kadar ucuza hallederiz. Çünkü şimdi bakıyor tabii yani. Ülkenin başı çok zengin. AKP'nin bir para derdi var mı bu iktidar? Bir el yağda bir el balda. Ya, ya var diyor. Onların hali vakti yerinde diyor. Çok kaptırmayalım diyor. Halbuki biraz daha uyanık olsalar. Ama işte o zaman da böyle tam tutamıyorsun işte. Azar azar verecek. Şimdi işte Birleşmiş Milletler söyledi. Türkiye açsın. Ha, bu şu demek. Türkiye'cim, bak canım kardeşim. Hani ne isteyeceksen iste. Şimdi sana birkaç milyon daha göndereceğiz. Haber veriyoruz. Sen şimdi git Merkel'le falan konuşacaksın ya. De ki, usta olmuyor yani. Sen 2 milyar dolar, euro daha at bakalım. Bak göreceksiniz, onlar konuşulacak. Çünkü Batı'nın şu anda bize bakışı bu. Bunu istiyorlar. Aman diyor, Türkiye'deki o diyor çapulcu takımı diyor, o tipsiz mipsiz adamlar gelsin. Ha, kim gelsin? E abi tabii Suriye'nin adam gibi doktorları var, mühendisleri var, bilim adamları var. Ne bileyim, aydın insanları var, yol yordan bilen, yer sofrasında falan oturmayan. Onları alalım tabii diyor. Hatta onlara şey bile çıkarıyorlar, ajanları gönderiyorlar. Bunlar ya sen. Çocuklar bak, bu çocuklar da akıllı, biz onları güzel yetiştiririz. Pırıl pırıl onlara götürüyor. Geri kalan abi şimdi git diyor ya, işte Türkiye'de cami mami var diyor, oturtun diyor. Acaba ben bu Suriyelileri de hiç camide görmüyorum. Hepsi Allahu Ekber diye bağırıyorlar her patlamada. Ama ben camilerde böyle bir Suriyeli yoğunluğu da görmüyorum. Varsa da bilmiyorum. Neyse. Evet, gelelim. Korkusuz Gazetesi ne yapmış bugün? İki canavar yedi bitirdi diyor. Neyi bitirmiş? Millet inim inim inliyor. Yok ya. Vallahi inanıyor musunuz? Bilmiyorum. Millet şu anda liderine sarılmış durumda. Ne olursa olsun diyor ben. Şimdi bak, bu da çok komik biliyor musun? Yıllar önce Günaydın Gazetesi, Sabah Gazetesi. İlk bu Günaydın'daydık galiba ya. Bu enflasyon canavarı diye bir şey icat ettik. Şimdi halk görsel şeyleri sever diye böyle. Şimdi enflasyonu nasıl tarif edeceğiz? Canavar. Canavar da ne? Eski T-Rex vardı ya hani bu dinozorların. Ya yani bizdeki o canavar tanımları hep o T-Rex'in şeyidir. Hani öbürleri etobur dinozorlar. Onlar böyle koca gövde, küçük baş filan. Böyle mülayimdir onlar. Hiçbir şey yapmaz insanlar ama T-Rex kocaman dişleri insanları da yani et de yiyor. Canavar öyle tarif edilmişti. O günden bu yana geliyor bu. 50 yıllık falan yani 40 yıllık falan bir şey hatırlıyor yanlış hatırlamıyorsam. Evet, sembol canavar. Tabii şimdi ikinci canavar şey yapmışlar. Bizim şey gazete. Bak şimdi soldaki şey dolar canavarı diyor. Doları yap. Fakat sağdaki hakiki canavar. Yani enflasyonu yani enflasyonu tanımlamıyor. Bak öbürüne bakınca doları anlıyorsun böyle. Dolar vahşi köpek balığı gibi açmış ağzını. İşte bunlar böyle esprili oluyor. Trafik canavarı. Hep böyle bir canavar diye bunları tarif ediyoruz. Acaba onlar bize baktığı zaman da bizi canavar gibi görüyor mudur mesela? Şimdi mesela biz bakıyoruz böyle hani o küçücük böcekler var. Tarantula örümceği falan. Böyle. Ay diyoruz. Ay müthiş, bu nasıl bir şey falan. Tarantula da gözünü kaldırıp insana böyle bakıyordur. Lan bunlar nasıl, ne tuhaf, Allah'ım neler yaratıyorsun. Ne bu çirkinlik falan diyor mudur? Bileyim, belki diyordur. Hadi şimdi sabah sabah saçmalamayalım. Efendim dolar 5.46 diyor. Arkadaşlar şu anda kaç? Bu arada bana da söyleyebilirseniz. Saat gerçi 8.30 daha ama yani oldu mu bilmiyorum hani şeyi. Hani söylerseniz burada söyleriz. Yani dün kapanış 5.46. Bir ara bir 60'ı duydum ama gece yarısı oldu mu bilmiyorum. Ne? 5.70 diyorlar şu anda. 5.70.
Ya dün şey vardı biliyor musunuz? Çok güldüm ona. Twitter atmış. Biraz araba reklamı olacak ama dolar fiyatlarını koymuş. Diyor ki işte 3.15, 3.18, 3.20, ondan sonra 5.15, 5.18, 5.20, 5.35, 5.40. Altına da yazmış. Diyor ki ya diyor dolara diyor BMW mi sponsor oldu? Hani onun var ya. Altına biri eklemiş. İnşallah 7 serisine de sponsor olmaz diye. Şimdi galiba 7 serisine doğru gidiyoruz ha. 5.7 diyor ya. 5.76. Vay vay vay. Neyse. Kriziniz çözülmedi. Amerika istedikçe istedi diyor. Amerika'nın etkili gazetelerinden Wall Street Journal, ABD'nin Türkiye'ye yeni yaptırımlar uygulayabileceğini yazdı. F-35 satışına engel olan ABD'nin şimdi de Türkiye'de tutuklu olan 15 kişinin serbest bırakılması için yazılı taahhüt istediği. Allah'ım ya Rabbim. İşte bak söylüyoruz bunları. Şimdi 15 diyecek. 15 verdi. 20. Yeter ki düşmanım var. Abi bu Amerika. Hepimiz birleşelim. Tek vücut oluruz biz biliyor musunuz? Kimse bize diz çöktüremez. Amerika'da gider otel bile alırız be. Şimdi geleceğim oraya da. Öyle de bir komik bir haberimiz var şimdi. Eski koca sokak ortasında dehşet saçtı. Yeni bir haber değil. Hep saçıyorlar zaten. Efendim bu böyle. Gelelim Hürriyet Gazetesi şimdi. Hürriyet Gazetesi'nin manşeti yıkılacak zihniyet diyor. Günaydın. Orada da sel bölgesine giden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, zihniyet dönüşümü şart dedi. İşte sözünü ettiği zihniyetin fotoğrafı taşan dere, onun yıktığı köprü ve adeta suyun üzerinde inşa edilen koca bir bina. Şimdi fotoğrafı görüyorsunuz değil mi? Aşağıdaki köprü yıkılmış. Hemen ileride dere yatağının ortasında bir bina yükselmiş. Bu zannediyorum evet bu eski bir bina. Bu Atatürk döneminden kalma. Bu CHP zihniyeti var ya işte bu CHP zihniyeti. Bu Atatürk devrimleri, Atatürk ilkeleri, Cumhuriyet. Aha işte böyle. İşte bu zihniyeti yıkacağız arkadaşlar hep beraber. Allah'ım ya Rabbim. Ya hiç utanma da yok ha. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay. Ben bu zihniyeti yıkacağız diyor. Ben mi yaptım kardeşim? Ya bakın hepimizle alay ediyorlar ya. Hepimize hakaret ediyorlar ya. Vay canına ya. Vay canına ya. Akıl alır bir şey değil ya. Yani bu zihniyeti yıkacağız diyor. Ya bu gözünüzün önünde oldu. Gittiniz bunların önünde miting yaptınız. Bu binaların üzerine bayraklar çekildi. Tayyip Erdoğan fotoğrafları asıldı. Hiçbiriniz dediniz mi? Ya arkadaş bayrak güzel. Sayın Cumhurbaşkanımızın fotoğrafı da çok yakışıklı çıkmış ama ya bu bina orada olmaz dediniz mi? İnsanlar, bilim adamları, bilim insanları Karadeniz otoyolunun hatalı olduğunu, bunun yapılmaması gerektiğini söylediklerinde kulak verdiniz mi? Yaptınız. Aa sen karışma işine be. Sen kimsin? Kendi işine bak. Ya ben abi ben karayolları mühendisiyim. Hani inşaat mühendisiyim, yol mühendisiyim bir. Sen karışma. Bizden iyi mi bileceksin? Allah'ın işine karışma. Siz şimdi geliyorsun. Allah yıktı oluyor. Şimdi gelelim öbür Allah işine. Bak. Şimdi utanmış birçok gazete. Daha doğrusu ulan ayıp olur bu kadarı da diye. Onların dolarları varsa bizim de halkımız var. Başlığını atmış. Aslında öyle değil o. Onların doları varsa bizim Allah'ımız var diyor. Kim diyor? Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı. Allah dolar. Bana bir tarif edin ya. Onun doları var, benim Allah'ım var. Ya Allah aşkınıza yan yana bir getirin ya. Ya böyle absürtlük. Daha doğrusu inanca bu kadar hakaret olabilir mi? Bu kadar arabeskleşilebilir mi? Zalimin zulmü varsa sevenin Allah'ı var. O şarkı ama. Dolar. Onun doları var. Benim Allah'ım var. Onu mu kapıştıracaksın yani? Şunu bir dinleyelim Allah aşkınıza ya. Çeşitli kampanyalar sürdürülüyor. Bu kampanyalara kulak asmayın. Onların dolarları varsa bizim de halkımız var, hakkımız var, Allah'ımız var. Ne güzel değil mi? Kulak asmayın. Yok bunlar bizim Allah'ımız var. Ya ülke bu kadar arabesk yönetilemez.
Bakın dışarıda sorun yok diyorum. İçeride işte bak sorun orada. Ve oradaki o insanlar. Tamam o baştaki o böyle filanlar var onlar ayrı. Ama geri kalan insanlar saf, bakir insanlar. O insanlar bu ülkelerini seven insanlar. Bayraklarına bağlılar, milletlerine bağlılar, vatanlarına bağlılar. Ve zannediyorlar ki bütün dünya bizi yıkmak istiyor. Yahu yıkmak isteyen orada değil. Bizim Allah'ımız var diyor. Ne olur gözünüzün önüne getirin. Allah dolar. Böyle bir laf söylenebilir mi? Ama alkışlıyorlar. Oradan da gidecek namazını kılacak şimdi. Allah. Akıl alır bir şey değil. Ama işte gazeteler de bak farkında. Öbür yandaş yani Hürriyet tamam bültene dönüştü ama hani gene biraz şey yani en azından Latif Demirci duruyor. Ama öbürlerine böyle bakıyorum o yandaş yalakaların da çoğunda hep şey tarafı var. Onların dolarları varsa bizim halkımız var. Çünkü diyor ki ya lan bunu nereye oturtacağız? Allah'ın var ne demek ya? Nereye oturtuyorsun? Kur'an, Allah ve dolar. Onunla savaşacağız öyle mi? Dolarla. Ondan sonra bir şey olunca İslam'a efendim sizin zaten bu şeyiniz yüzünden İslam'a hep hakaret ediyorsunuz. Dindarları hep küçük gördü. Niye küçük görelim kardeşim? Türkiye'de İslam'ı, Müslümanları küçük gören hiç kimse yoktur. İnanmayan olabilir. Kimse küçük görmez. Niye küçük görsün ki? Çünkü biraz aklı fikri olan her türlü inanca saygısını gösterir. İnanmayabilir. Ama bizim neslin evlerinin en güzel yerinde hep Kur'an-ı Kerim asılıdır. Böyle yetiştik. Sen şimdi bana kalkıp da bilmiyorum. Ama ben aklıma hiç gelmedi. Onların doları varsa benim Allah'ım var. Böyle bir benzetme, böyle bir kıyaslama akıl alır bir şey değil. Allah dolar. Bakın bir daha söylüyorum. Allah aşkına bakın. Böyle bir kıyaslama olabilir mi ya? Allah dolar. Hadi hayırlı namazlar. Ne diyeyim? Efendim, TR'deki kayıp sürüyor şeklinde bir haber var. Yani dolar için kayıp sürüyor. Şu an biraz zayıflıyor. Rejime girdik, zayıflıyor. Zafiyet var. Dün güne 5.37 seviyesinden başlayan dolar gün içinde 5.48.83 seviyesini gördü. 5.47.03'ten kapandı. Aa bak düşmüş. Niye? İşte Amerika'ya heyet gönderdik. Tayyip Erdoğan da çıktı. Doları varsa Allah'ı varsa bizim dedi. Biraz düşürdük. Bugün 5.70. Efendim yeni ekonomik model kaçta açıklanacak bu saati var mı? Şu haberlerde çünkü ben baktığımda sabah yoktu ya. Bugün açıklanacak. Bakalım ne zaman. Damat Bey çıkacaklar. Damat Berat Bey açıklayacak. Efendim ne açıklayacak? 35 milyar TL'lik tasarruf. Ne yapacaklar? Arabaları falan mı şey yapacaklar? Kullanmayacaklar. Ne tasarruf edeceksin? 35 milyar lira. Bölün bakalım şuna. Hani kabaca 6'ya. 35. Dur bakayım ya hakikaten ne oluyor? Sizin önünüzde bari yapayım. İnşallah hesap makinesini de şaşırtmam. Nedir? 35. 3000. 35.000. 3,5. 35 milyon. 1, 2, 3. 35 milyar bölü 5. 0.7 yapsak. Hepsi 6 milyar dolar ya. Bir şey değilmiş yani. 6 milyar dolar. 6 milyarla varlık tasarruf sağlayacağız. İyi. Türkiye ayağa kalkacak diyorlar. Peki. Kartalı Babel uçurdu güzel. Ha Kartal dün akşam 1-0 yendi. Şimdi burada iki tane yazarın notunu almışım. Bir tanesi Ahmet Hakan. Ya bayılıyorum bunlara biliyor musunuz? Ona da ona da ben böyle abi çakarım diyor. Mesela işte Cumhuriyet Halk Partisi de böyle bir Ahmet Hakan sendromu yaşıyor genel başkanı falan. Ya Ahmet Hakan sembolik olarak söylüyorum. Yani bu zihniyetin şeyi oluyorlar. Esiri oluyorlar. Yani aman Ahmet Hakan bizim hakkımızda kötü bir şey yazmasın. İyi bir şey yazsın. O da olur bu da olur. O da olur bu da olur. Bakın hep böyle. Bütün yazılar ama ya. Ya bayılıyorum. Zaten yazıların uzunluğu bir tweet boyutunda. Yani 240 vuruşluk. Aa diyorsun ki aa bak orada da çakmış, aa buna da çakmış. Çok güzel. Ne yapmak lazım? Mesela şu. Hepimiz aynı gemide değiliz diyenler de, dış güçler bize operasyon çöküyor diyenler de tamamen devre dışı bırakarak yani gözü dönmüş muhaliflikle gözü dönmüş yandaşlık arasında sıkışıp kalmaktan kurtular. Şimdi Allah aşkınıza ya. Kim gözü dönmüş muhaliflik yapıyor? Ne oluyor yani? Ne diyoruz işte burada?
Kim ne diyor daha doğrusu? Hadi bana diyeceksin ki tamam Can Bey siz daha mutedil davranıyorsunuz. De ki öyle dediniz. Kim ne yapıyor? Hep bakın bu. Efendim ne öyle ölümüne muhalefet ne de ölümüne Tayyip Erdoğancılık. Ey Allah'ım yarabbim ya. Efendim iki. Tek bir kişiden sihirli formülü beklemek yerine ortak akıl çalıştırıp en muhalif ekonomistlerin bile görüşlerine kulak vererek yapacağı her türlü öneriye sonuna kadar açık olarak. Şimdi bir dakika kardeşim. Anayasa değiştirdik. Biz bir kişiye tapmak istiyoruz. Her şeyi o yapsın. Her kararı o versin dedik. Buna da siz çanak tuttunuz. Şimdi tabii ki bir kişi karar verecek. Ne yapacaktık yani? Ayrıca zaten öbürlerinin verme yok. Artık şeylerini tatile çıkardılar, emekli ettiler. Beyindeki düşünme, bir şey söyleme vasıflarını arayıkladılar, koydular. Anayasayla bunu yaptık. Vazgeçtik. Çünkü bu yetiler demokrasiyle, hukukla ve insan haklarıyla gelişebiliyor. Bunları kaldırdığınız zaman bir kişi dışındaki insanların düşünme, efendim bir şey geliştirme, sorma, sorgulama vasıfları da dolaba kaldırılmış oluyor. Şimdi kime soracağım ben abi ekonomiyi? İşte Tayyip Erdoğan söyledi. Allah'ımız var dedi bizim de. Tamam abi şimdi biz Allah'la dolara indireceğiz. Nasıl indireceğiz? Bilmiyorum işte söyleyecek. Kalkıp da şimdi artık onların doları varsa bizim Allah'ımız var diyen bir zihniyete karşı sen efendim tek kişinin şeyi değil biraz uzmanlara da kulak verelim falan dediğin zaman sana millet koluyla güler. Efendim başka ne diyor? Diyor da bakın. Her şey için çok geç yaklaşımından hızla uzaklaşıp her şeye yeniden başlama cesaretini ve özgüvenini göstererek. Şimdi bak burada da mesela itiraf var. Ya her şey çok kötü diyor. Onun için her şeye yeniden başlamaktan korkma diyor. Batırdın, bitirdin. Aa bravo Ahmet Hakan diyor şimdi mesela muhalifler. Hemen altında ters gelecek. Her şeyden ama her şeyden önce bizde mahkemeler bağımsızdır ve biz mahkemelere müdahale edemeyiz dendiğinde süper inandırıcı olacak kadar adil, tarafsız her türlü yönlendirmeye sonuna kadar kapalı bir yargı sistemine geçerek. Bak bak. Bu ülke batsın bunlar gitsin anlayışını da, ülke batsa da bunlar gitmesin anlayışını da bir tarafa bırak ülkenin batmaması için el birliğiyle. Şimdi bak mesela bu laf müthiş güzel değil mi? Ya? Ne güzel ya abi yani. Şimdi ekonomi batsın. Can Bey gene ellerini avuşturuyorsun. Dolar 7 lira olursa daha çok sevineceksin değil mi? Ha daha çok sevineceğim. Sanki bankada ya da yastık altında binlerce dolarımız var. Lan bana zarar. Benzin alacağım. Kış geliyor. Evimizde doğalgaz var. Doğalgaz yakacağız. Ne yakacağız? Çıra mı yakacağız? Yaksak ne olacak? Kağıt mı yakacağız? Ya da sokaktan topladığımız odun parçalarını mı yakacağız? Doğalgaz yakacağız. Dolar 7 lira olduğu zaman ben nasıl yakacağım o doğalgaz evdeki yakıtı, şeyi, kaloriferleri? Yemeği nasıl pişireceğiz? Dolarla hiç ilişkim yok benim. Doğru, simiti dolarla mı alıyoruz? Haklısın. Doğalgazı dolarla alıyorsun. Üstelik bir de ambargo geliyor İran'a. Şimdi oradan doğalgaz da getiremezsen. Yok borulardan çeker alırız diyor. Bak bak. Adamların dünyayla her şeyleri yani halkı o kadar kopardılar ki. Mesela adam diyebiliyor ki boru hattı bizden geçiyor alırız oradan diyor. Mesela onu yapamayacağını bu halk bilmiyor. O biliyor ama. Ama halka diyor ki alırız sen merak etme. Tabii ya abi diyor boru bizden geçiyor. Tak. Açarım tıpasını, çekerim buraya. Ne olacak ya? Bu kadar. Kim batmasını istiyor kardeşim? Ha, ülke batsa bile Tayyip Erdoğan gitmesin diyenler çoğunlukta. Hem Türkiye'de hem dışarıda. Ama benim öyle bir derdim yok. Ülke batsın yeter ki Tayyip Erdoğan gitsin. Tayyip Erdoğan gitti zaten kardeşim. Farkında değilsiniz galiba. Ülkeyi yönetiyor mu? Allah'la dolar karşı kıyaslaması yapıyor. Başka yerlere gitti. Artık Türkiye başka bir konumda. Bunu görün, anlayın. Ama burada mesela onu yap. Laf çok güzel. Tabii kardeşim. Bak işte aklı başında adam. Böyle ol bak canımı ye. Sen de böyle gazeteci ol. Lan öyle gazeteci olacağımı hiç yapmam ben. Böyle bir gazetecilik mi var ya? Ülke batsın diyenlerle batsa bile gitmesin diyenler ayıklansın. Sen ne diyorsun? Peki bir tane de bakayım. Ya da senin gibi düşünenler ne diyor? Dolardaki yükselişi gizlemeye ve görmezden gelmeye tenezzül etmeden sorunun üstüne üstüne giderek ve çözüm yolları için toplumun tüm birikiminden kompleks şekilde yararlanarak. Kardeşim bak senin gazeten TL'deki kayıp sürüyor diyor. Ama yukarıda Tayyip Erdoğan'ın dolar lafı var. Bari eşit ver yani insanlar da anlasın. Tayyip Erdoğan niye dolar konuşuyor? Niye dolarla Allah'ı karşı karşıya getiriyor? Değil mi? Yani bak o getiriyor.
Sen onun adına küçültüyorsun. Araya da damat Ferit, damat Berat'ı koyuyor. O da diyor ki işte yeni ekonomik model. Niye yeni ekonomik model? Ne oldu? Eskisinin suyu mu çıktı? Yanlış bir şey mi vardı? Hani o eski ekonomiyle biz harikaydık? Geç. Dıbı 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 filan. Mesela Türkiye'yi Venezuela'da Venezuela kıyaslama densizliğinden uzak duyalım diyor. Ben kıyaslamıyorum ki kardeşim. Venezuela devlet başkanı zırt pırt Türkiye'de. E niye? Sonra bakıyorsun orada da dolar almış başını gitmiş. Orada da enflasyon almış başını gitmiş. Orada da hep dış güçler diyor. Kıyaslama sen. Peki. Bir de bu Ertuğrul Özkök'te bir yazı var. Bakın bu Ertuğrul Özkök'te enteresan. Yaşlandı da. Şimdi bunlar bu Hasan Cemal falan numaraları içindeler. O ona öyle demiş de. İlber Ortaylı geçen akşam bir televizyonda Hasan Cemal'e aptalın tekidir deyince Ertuğrul Özkök çok meraklanmış. Aç sor kardeşim, arkadaşınsın. Yazıyla yazıyor. Acaba Hasan Cemal ne demiştir? Dese şöyle demiştir diye filan. Neyse bakın. Şimdi neyle övünüyoruz? Yani diyorum ya dışarıyla hiçbir sorunumuz yok. İçeride sorun. Tayyip Erdoğan falan dünyada pamuklarla şey yapılıyor. İşte bak o Tayyip Erdoğan'ın zihniyeti, onu destekleyenlerin Türkiye'yle övünmelerinin nasıl olduğunu. Önceki gece yatarken dolar kuruna baktım 5.28'di. Gece yarısı uyandım 5.30'u geçmiş. Sabah uyandığımda 5.40'ın üzerindeydi. Güne kötü başladım Allah. Vah vah çok üzüldüm be Ertuğrul Özkök. Güne kötü başlamış. Niye? Niye? Gelirin dolar. Alman Bild gazetesinde devam ediyor musun? Etmiyor musun? Bilmiyorum ama. Neyse. Hepimizin gözü Washington'a giden heyetten gelecek haberdeydi. Hiçbirimizin gözü orada olmadı. Niye? Çünkü o heyetin hiçbir şey yapmayacağını herkes biliyor. O bir kandırmacaydı. Ama siz saf vatandaş olarak kendinizi ilan etmişsiniz. İyi bir haber gelmedi. Ne gelecekti? İyi haber. Adam diyor ki kardeşim papazı bırak. Başka türlü konuşmam seninle diyor. Sen de iyi bir haber gelecekti. Yalvarmalara gittin abi ne olur vazgeç filan. Yok. Öyle bir şey yok ki. O papaza bak 15 daha ekle heyeti bu. Papaza 15 kişiyi daha ekle. Nitekim o heyet öyle döndü geri. Neyse. İyi haber gelmedi. İşte öyle bir anda New York'un Manhattan'ından beni şaşırtan bir haber geldi. Bilgili grubu Manhattan'ın ortasında bir binayı satın almış. Hem de prestijli Gucci binasını 135 milyon dolara bünyesine katmış. Türkiye'de yaptıkları gibi yepyeni bir vizyonla proje geliştireceklermiş. Buyurun, moralimiz bozuk. Dışarıda bize hasta adam demek için kuyruğa girmiş akbabalar beklerken bir çılgın Türk çıkıyor ve kötü niyet kuyruğundakilere nanik yapıyor. Yani arkadaşlar diyeceğim ki enseyi karartmayalım. Şu içimizdeki çılgın Türk var ya uyanmaya görsün. Yıkamayacağımız bent, bozamayacağımız oyun yok. Abi eğer Ertuğrul Özkök senin beynin sulanmamışsa bunu kasıtlı yazıyorsun derim ya. Ayıp ya. Ya bir adam Türkiye'den 135 milyon doları almış, götürmüş Amerika'ya. Amerika'nın ortasında bir binaya yatırım yapmış. Türkiye'ye bir kuruş katkısı yok. Tam tersi, Türkiye'nin bir kuruş dolara bile ihtiyacı varken adamın biri, ki Beşiktaş'ın eski başkanı herhalde bu bilgili grup, o değil mi? Herhalde. Bu kadar da övdüğüne göre arkadaşlar ya, dayanışma da var. Sen gideceksin orada bir binaya, yani dünyadaki bütün ekonomistlerin söylediği ölü yatırıma para yatıracaksın buradan. Kimden? Benim param. Türk halkının parasından kazandığını yurt dışına götüreceksin. Ve bunu övülüyor. Biz Türkler var ya çılgın Türkler yakarız yıkarız. Ayıp ya. Ayıp, ayıp. 135 milyon dolarını götürmüş. Ha, efendim Tayyip Erdoğan'ın diğer adamları yani bu adamı bunu yapmış. Çünkü zaten onlara olanak sağlanıyor. Tayyip Erdoğan'ın diğer adamları da işte biliyorsunuz gittiler Londra'da koca bir caddeyi ve mahalleyi satın aldılar. Oradaki bütün binaları aldılar. Banka kurdular. 3,5 milyar euroluk sermayesi olan banka kurdular. Neyle? Türkiye'den kazandıkları parayla. Peki Türkiye'nin bir üretimi var mı? Yani hani bilgisayardı, sanayiydi, otomotiv. Yok. Ranttan yani binalar yapılmış. Onların rantından toplanan paraları dolara çevirmişler. Götürmüşler Londra'ya yatırmışlar. Şimdi bunlara çılgın Türkler deniyor. Biraz hicap duyun ya, ayıptır. Reklamlara gidelim, ondan sonra da devam ederiz.
Evet, devam ediyoruz değerli izleyiciler. Kahvemiz bitti. Çaya geçtik biz de. Sizler kahvaltınızı ediyorsunuzdur belki ya da yoldasınızdır. Evet, şimdi sabahleyin buraya gelmeden önce ilk tweet olarak atmıştım. Onların doları varsa bizim Allah'ımız var ne demek diye. Şimdi bakmaya çalışıyorum da şuradan niye şimdi diyeceksiniz ki ne oluyor? Evet. Şey hemen söyleyeceğim. Hadi buyurun işte. Şey Twitter durdu. Twitter durdu maalesef. Açtık. Yok yürümüyor. Bravo. Twitter yürümüyor. Ne yapayım? Yüzlerce cevap var da onun için. Yani ama mesela şey diyor pek çoğu tabii ya işte kandırmak şu bu fakat. Fakat bilmiyorum bilenleriniz mutlaka vardır. Dolar kullanan da kullanmayan da bilir. Doların üzerinde in God we trust yazar. Yani biz Allah'a inanıyoruz yazar. Amerika'da da çok tartışılan bir şeydir bu yani. Yani paraya niye yazıyoruz falan ama paranın üzerinde bu yazar. Şimdi pek çok kişi diyor ki ya bu nasıl olacak diyor. Yani şimdi Allah'a inanan bir dolar ve bizim Allah'ımız var diye ortaya çıkan bir şey falan. Yani nereden bakarsanız bakın saçma sapan bir laf. Devam edelim. Aydınlık gazetesi 15 Temmuz'daki casuslarını istiyor. Washington'da ABD ve Türkiye heyetlerinin yaptığı ilk görüşmeden sonuç çıkmadı. Görüşmede ABD'liler çoğu FETÖ'nün darbe girişiminde rolü olduğu gerekçesiyle tutuklu olan 15 kişinin serbest bırakılmasını istedi. Şimdi bakın hani bu beyin yıkama, algılama falan var işte mesela bu işte. Ya Amerika uğraşıyor ya ama niye biliyor musunuz? Hani FETÖ var ya Fethullah Gülen. İşte o Fethullah Gülen bütün dünyaya hakim oldu. Amerika ondan sorulur, Avrupa ondan soruluyor, Rusya ondan soruluyor. Çin'e de el uzatmış, Vatikan'da falan. İşte Türkiye buna direniyor. Kardeşim ya yani biri der ki ulan bütün dünyayı yöneten adam Türkiye'yi de yönetsin madem dese. Verecek cevabın yok ya. Böyle bir saçmalığa beyin yıkıyorlar bak. Her şey Fethullah Gülen yapıyor. Amerika'yı da onu istiyorlar. Yok kardeşim danışıklı. Şimdi heyet gönderiyorsun ricacı heyet gidiyor. Herkes zannediyor ki gidecek efendim sorunu çözeceğim. Abi sen 10 tane daha istesene bizden. Ki daha güçlensin. Bak şimdi daha yapışıyorlar. Aydınlık da yapışıyor şimdi. Aslanlar gibi Tayyip Erdoğan'ın arkasındayız arkadaş. Biz Amerikan emperyalizmine karşı ona direnen kim varsa ona yapışırız. Geç abi geç. Palavrayı bırakın artık. Hele bir Amerikan emperyalizmi falan artık buramda ha. Saçma sapan. Kalmadı öyle bir şey. Herkes emperyalist artık. Sen de o emperyalistsin. Afrin'e girerken ne oluyorsun? He? İşte kavramlar karıştı anlatabiliyor muyum? Bu hala bu saçma solculuk şeyleriyle. Amerikan emperyalizmine direnen Tayyip Erdoğan direnmiyor kardeşim. O emperyalizmin kayesinde oturuyor pamuklar içinde ve kendi emperyal alanını kurmaya çalışıyor. Anlamıyor musun bunu? Anlıyorum ama abi benim kitle öyle be. 90 bin tane oy veren var. O çocuklar böyle düşünüyorlar. Ben de onlara böyle diyeceğim. Olay bu. FETÖ'cülerin adamıymış da onu istiyorlarmış da işte Türkiye'de direniyormuş. O zaman Tayyip Erdoğan'ın arkasına. İşte Barolar Birliği Başkanı da diyor. Tayyip Erdoğan'ın arkasındayız arkadaş. Niye? Asla diyor fikirlerini. Türkiye içinde sonuna kadar eleştiririm ama yurt dışında. Ya yurt dışında adam zaten muteber. Türkiye'de değil. Anlamadığınız o. Bütün dünya seviyor adamı. Bulamazsın çünkü böyle birini bir daha. Hadi Türkiye'den çıkarın bakayım bir tane daha. Her istediğinizi yapacak. Aç kapıları 4 milyon gönderiyoruz. Al bakayım şu 2-3 milyarı da bak o adamları. Sal gitsin Türkiye'ye. Var mı bunu yapacak bir tane? Kim yapar? Muharrem İnce mi yapar seçilseydi? Meral Akşener mi yapar? Efendim seçilseydi Demirtaş mı yapardı? Ya da Saadet Partisi'nin Karamollaoğlu'su mu yapardı? Ya da hepsini geçelim döndük Kemal Kılıçdaroğlu başbakan oldu. O mu yapar? Bir kişi yapar işte. O zaman onu pamuklar içinde tutmak zorundasın. Şimdi arkadaşlar da buna çanak tutuyorlar. Yani Fethullah'ın adamları bunlar filan. Aa o zaman abi ah bu Amerika yok mu? Ya dünyayı yöneten parasını kullanıyorsun ya işte bak böyle köpüyorsun Allah mı dolar mı diye dediğin parasını kullandığın adama diyorsun ki seni Fethullah idare ediyor. Benim işte o zaman o Rize'de sel altında kalıp da ona rağmen reis diye bağıran adam da buna inanıyor tabii. İnanacak. Ne yapsın? Bak yaptırımlar bölgeyi daha da birleştirecek.
Öyle zannediyorlar mesela. İran'la bir araya geleceğiz, emperyalizmi yeneceğiz. Arkadaş, o başka bir emperyalizm zaten, farkında değilsin galiba. İran'la bölgede Rusya var, Putin. Putin dünyanın en şeker adamı. Demokrat, böyle insan haklarına çok saygılı, hukuktan başka hiçbir kural tanımayan, hümanist bir adam, öyle mi? Çin. Lan Çin'e bir demokrasi girse Çin ekonomisi çöktü be. 15 dolar adam çalıştırıyorlar. Onun için işte Çin'de her şey yapılıyor tabii. Ne olacak? Ham madde bedava, iş gücü bedava. Yetişmiş adamı da var. Getir Amerikan şirketlerinden akıllı adamları. Koysunlar dünyanın bütün markalarının çakmalarını yap. Ve onu da kategorilere ayır. Yani Mercedes'in bir tane tel maşasını da yapıyor. Hakikaten Mercedes'in kendi yaptığından da güzelini yapıyor. Arada 10 segment var. Hepsini dünyaya satıyorlar işte. Peki demokrasiyi bir sok bakalım Çin'e ne oluyor? Bırak işçi ücretlerini öyle batıdaki gibi mesela oradaki şey BMW'de çalışan gibi 3500 euro almasın da 350 euro alsın mesela o fabrikada çalışan. Bak ne oluyor? Çin ekonomisiymiş. Parlayan dev. Böyle bak. Geç kardeşim. Bak bütün dünya susuyor. Ne oldu ya benim helalarımı kontrol eden Avrupa Birliği niye şimdi demokrasi sormuyor? Sorsanıza. Hülocular sorsanıza. Niye sormuyorsun? O zaman niye soruyordun? Bir Gün gazetesi diyor ki ekonomiyi batırdılar, sıra sağlığımıza geldi. Kur artışı nedeniyle ilaç depolarında 10 günlük stok kaldı. Ha, dolarla benim işim yok. Simidi dolarla mı alıyorum kardeş? Bak ilaç. 503 ilaç piyasaya kısıtlı şekilde veriliyor diyor. Dövizdeki yüksek artış hız kesmeden devam eder. Bu arada 5.74 dediler. Öyle mi arkadaşlar? 5.74 mü? 5.74. Program bitene kadar inşallah çıkmaz. Hayır şu bakan Damat Bey, Damat neydi? Damat Berat. Şu açıklamaları yapsa da inset gene 3.5'lara falan ya. Herhalde öyle bir şey olacak. Beklenti o. Hani o anda diyorlar ki açıklama yapana kadar çıkartalım da. Sonra kardan satış yaparız. Herhalde öyle düşünüyorlar. Çünkü Damat Bey'imiz açıklama yapacak, her şey güllük gülistanlık ya. Zaten bir sorunumuz yok ki. Dış güçler doları arttırıyor. Şimdi damat çıkacak. Bir tokat bitti. 5.75 olmuş. Tamam canlı yayını keselim arkadaşlar lütfen. Benim sinirim bozuluyor. 5.46, 5.65, 5.70, 5.75, 5.76. Haber mi okuyacağız, yazı mı okuyacağız? Kronometrelik mi yapacağız? Tık tık tık. Ne oluyoruz? Bada 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 yani ilaçlarımızın durumu bu. Efendim silah zorluğu ölüme gittiler. Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Yunan adalarına gitmeye çalışan sığınmacıları taşıdan lastik bot battı. 7'si çocuk, 9 kişi yaşamını yitirdi. Önceki gece yarısı yaşanan faciada 4 kişi de kurtarıldı. Eşi ve 3 çocuğunu kaybeden Soner Red lastik bota silah zorluğuyla bindirildiklerini ifade etti. Bir dakika ya. Kim bindirmiş? Şimdi merak ediyorum. Hani Türkiye'de rahattılar. Hepsi niye bu Hristiyan ülkelere gitmek istiyor ya? Doğal afet değil, siyasi marifet. Ordu'da yaşanan sel felaketi AKP'nin yıllardır sürdürdüğü talancı politikaların iflası oldu. TBMM TR'ye sebep olan üç unsur olarak dere yataklarının yapılaşmaya açılması, Karadeniz sahil yolu ve HES'lerin derelerin akış rejimini bozmasını sıraladı. Ve maalesef bir kişi öldü bu şeyde. Hani can kaybı yok falan diye ama bir kişi ya işte o kadar şey oldu bir kişi canım o kadar da olur. Heyet eli boş döndü diyor. Heyet dediği işte şey yaptığımız. 3 ÖDP üyesi tahliye edildi. Bir öyle bir şey haber. Dolar atsa da Türkiye batmaz. Batmaz. Niye batsın ki? AKP Grup Başkan Vekili Bülent Turan TL'nin değer kaybetmesini olağan karşıladı. Tutar Turan dolar 3 kuruş artacak, Türkiye batacak diye bir şey yok. Doğru, 3 kuruş artınca batmıyor zaten. 33 kuruş artıyor. Dolardaki yükselişle ilgili olarak bize askeri darbelerle ayar veremeyenler... Hayda! Ya bunlar komik bile değil ya bu adamlar ya. Bize askeri darbelerle ayar veremeyenler... Son askeri darbe... Kaç yıl oldu? 1980... 90, 2000, 2010, 30, 38 yıl. 38 yıl önce oldu.
Allah Allah. Ama göreceksiniz, bu da yoluna girecek diyor. Çin'den ABD'ye misilleme kararı. Ne yapmış? Dünyanın iki büyük ekonomisi Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşı kızışıyor. ABD'nin ardından Çin de 16 milyar dolarlık ürüne %25 vergi uygulayacak. Çin'in misilleme niteliğindeki yeni tarifesinin ABD'den ithal edilen kömür, yakıt, araç, motosiklet ve tıbbi malzemeyi kapsayacağı açıklandı. Çin görür bunun zararını, boşver. İYİ Parti'nin hedefi kalıcı aktör olmak. Hmm, güzel. CHP denge bulmak istiyor diyor. Geçelim. Washington çözüme kapalı diyor Karar Gazetesi. Niye kapalıymış? Rahip Bronson gerekçesiyle Türkiye'ye yeni gerilimin kapılarını ardına kadar aralayan ABD'ye Ankara'dan giden 9 kişilik heyetin çözüm arayışında tıkadı. Washington Bronson'un yanı sıra Türkiye'de tutuklu bulunan 14 ismin daha serbest kalmasını isteyince görüşmeler çıkmaza girdi. Bu gelişmeler üzerine dolar yeniden yükselişe geçti. Yeni model de doları kesmedi diyor. Yeni model neymiş? Heyetin ABD'ye ziyaretiyle gevşeyen kurlar. Lan nasıl gevşedi ya? Bu gevşeyen lafına da bayılıyorum ha. 5.40 olmuş. 5.38'e düşünce gevşedi diyorlar. Şimdi 5.74 oldu. Ne olacak? 76 mı? 77. Şu an 77 diyorlar. Maliye ve hazine. Tabii bu 77 ama bu bankalarda büyük işlem yaptığınızda. Mesela şimdi gidip de çok ihtiyacım var. Abi bir 100 dolar alacağım desen döviz müsesine. 5.80 oldu şu arada. Hay Allah'ım ya. Ya biz yayını keselim arkadaş, sinirim bozuluyor ya. Yani şu anda gitsem desem ki bir 100 dolara ihtiyacım var desem 6.5 lira. Onu bilin yani. Yani bu resmi satış. Yani ben götürür satarsam bu fiyattan alıyorlar. Ben almaya kalkarsam o diyor ki abi 6.5 diyor. Niye? E görmüyor musun diyor. Bak sen alana kadar diyor. 5.78, 5.80 oldu. 5.81, 5.82, 5.83. Onun için ben 6.5'tan diyor sana vereyim. Mikrofonum düştü heyecandan. Evet. Akıl alır bir şey değil. Efendim neymiş? Bu şeye girmiş, 5.50'yi görmüş. Maliye ve Hazine'den sorumlu Bakan Albayrak'ın açıkladığı cari açığın azaltılması, kamu borçlarının dengeye sokulmasını içeren yeni ekonomi modeli de piyasaların ateşini dindirmeye yetmedi. Açıklanmadı ki işte. Bugün açıklamıyor mu? Afet stratejimiz olacak. Aa bak. Bu apartmanlara bakan adam neydi? Çevre Bakanı. Murat Kurum. Ordu'daki sel felaketinde yaraları sarmak için üzerine düşen her şeyi yapacaklarını söyledi. Bakanlığımıza ait tüm arkadaşlar orada. Ekiplerimiz şu anda sahada. Kova kova su döküyorlarmış herhalde. Ekipler orada diyor ya. Adama bak. Bakanlık olarak zarar gören vatandaşlarımızın bu afetten en az etkilenmesi için üstümüze düşeni hızlı bir şekilde yerine getireceğiz. Tebrik ediyoruz. Çok güzel. Afet doğal bir olay ve öngörülemeyen bir... Aha işte bak. Ya bak diyorum işte bu İmam Hatip kafası bu. Afet öngörülemez diyor. Ya nasıl öngörülemez? Adam bas bas bağırıyor. Şu kadar yağmur yağacak. Sel olabilir. Tedbir alın diyor. Ya dünyada bu biliniyor. Yani bu senin kafana göre değil. Bak arkadaş diyor ki öngörülemez. Ya nasıl öngörülemez ya? Aa. Size dün anlattım işte Amerika saat 7.05 kar yağıyor. Miktarına kadar söylüyorlar serpiştirme. Tipi yoğun kar lapa lapa şu bu 3 saat 5 saat 10 saat metrekareye şu kadar kilogram yağmur düşecek. Bunları söylüyorlar ama bakan diye konulan bu adam apartman bakanı diyor ki öngörülemeyen bir durum doğal afet diyor. Allah'ın işi karışamayız işte bak bak bu. Evet Allah'ın işi abi Allah böyle yapıyor ya. Kaçak yapılaşmadan kaynaklı problemler ülkemizin her yerinde var. İtirafa bak. Bostan korkuluğu çünkü bu arkadaşlar orada. Bakan ama diyor ki her yerde var abi. Oluyor onlar ne yapalım? Afetlere karşı stratejik eylem planı hazırlamak zorunda. Bak işte bak. Akıl kırıntısı başladı. Afetlere karşı stratejik eylem planı hazırlamak zorundayız. Doğru. İklim değişikliğiyle alakalı da böyle bir plan yapmamız gerekiyor. Çok güzel ya. Anladığım kadarıyla bu arkadaş doğduğundan beri ilk defa yağmur yağdı. Ya enteresan bir şey yağmur yağıyor. Yağmur yağınca ve biraz çok olursa sel olabilir. Hmm. O zaman bizim buna tedbir almamız lazım ya. Bak yağmur diye bir şey öğrendik. Ey ahali biliyor musunuz yağmur var yağmur yağıyor. Ona karşı tedbir alacağız. Of 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 Allah'ım. Bu efendim
Star gazetesi. Onların dolarları varsa bizim de halkımız var, Allah'ımız var, eklemiş. Başbakan Erdoğan kur üzerinden Türkiye'ye hedef alan oyunlara dikkat çekti. Kampanyalara kulak asmayın. Dolar kaç para diye, ya ben onlara kulak falan asmıyorum, boş verin ya, hiç dinlemem bile. 80 oldu, olsun abi 80 olsun. Ne olacak? Oyun ya, bunların hepsi oyun ya. Bırak Allah aşkına. 90 oldu. İşte bak görüyorsun. Oyun olmasa bir dakikada 80'den 90'a çıkar mı? Oyun. Ama abi benim ödemem var. Ödeme. Ya nasıl ödemem? Herifler ödeme kardeşim. Vallahi bakın bu durumda bütün borçlular ödemiyoruz. Sivil itaatsizlik ödemiyoruz. Ben neyle ödeyeyim ya? Dolar borcum var zaten. Ama bakın şimdi biraz önce bir arkadaşım burada. Espri olsun diye şeye bakacaktım hani şu we trust in God var lafı var yani Allah'a inanıyoruz. Hani onu böyle göstereyim buradan diye. Doları olan var mı dedim. Hani şey olarak böyle. Arkadaşlar doları olan var mı dedim. Arkadan ses çıktı Can Bey yani hayrola ne oluyor sabah sabah niye küfrediyorsun gibisinden. Sonra bir arkadaşım da dedi ki ya dedi dolarımız olsa zengin olurduk. Dedim ki evet doğru cebinde olduğu sürece şu anda doların varsa hakikaten zenginsin. Yani çünkü bir dolar 6 lira neredeyse. 1 dolar. 100 doların varsa 600 lira. Bak ama bozdurduğun an para sıfır. O anda gitti bak daha bir şey harcamadın ha. Parayı harcamadın. 100 doları verdin 600'ü aldın. Aldıktan bir saniye sonra... Ay ben vazgeçtim. Ver 100 dolarımı desen cepten para koyacaksın. Zarardasın bak. Sattığın an. Ve o para sıfırlandı işte bitti. Onun için hani cebimde dolar var çok zenginim. Değilsin kardeşim. Hani dolarım var seviniyorum. Yok öyle bir şey. Dolarım var bence daha kötü. Niye daha kötü? Çünkü yani dolarından dolayı mutlu oluyorsan doları bozdurduğun an yaşayacağın mutsuzluk cebinde dolar durduğundakinin yanında devede kulak kalacak. Şimdi Star gazetemiz havacılık tarihinin en büyük göçü manşetiyle çıkmış. En üstte o var. Neymiş efendim? Ya bu gene düştü. Niye düşüyor bu? Çok hareketli galiba. Evet. Evet. Hallettik. Buraya şey takılmış. Yani ben eğilince buradan kaynaklanmıyor yani. Alttaki kablo bacağıma takılmış. Şimdi büyük yeni havaalanı yapıyoruz. Üçüncü havaalanı. Şimdi oraya taşınma. Şimdi oraya taşınmak için 33 bin personel 5 bin tır ile yapılacak yeni havaalanının taşınma süreci İstanbul'un fethine benzetildi diyor. Şimdi bir dakika ya. Bu da 5000 tır diyor. Fakat burada bir dakika yani çünkü hayır çok fark var. Şimdi bak. Star gazetesi, Türkiye gazetesi bunların hepsi. Şimdi yeni havaalanı yapıldı ya sanki babalarının malı. Böyle bir sevinç böyle yeni havaalanı yapıldı oraya taşınıyoruz falan. Şimdi adam aynı adam. Türk Hava Yolları nesi bu? Türk Hava Yolları'nın yönetim kurulu başkanıymış İlker Aycı. 5000 tır demiş burada Star gazetesine göre. Adam açıklama yapıyor. Gazeteciler orada. Efendim Türkiye gazetesi de 5000 tır diyor. Taşınacak. Yani bütün oradaki ekipman 5000 tırla taşınır. Fakat Sabah gazetesi hani dünyanın en büyüğüyüz ya her konuda. O 15000 tır diyor. Şimdi haberi arkadaşlar gazetecilik becerisiyle gidip söküp alsalar anlayacağım. Yani gitti. Hayır. Gazetecilik yok biliyorsunuz. Adam çağırıyor. Arkadaşlar oturdu mu bizim bütün yandaş arkadaşlarımız? Evet. Nerede? Hürriyet burada. Güzel Milliyet burada. Vatan burada. Tamam. Star burada. Yeni Şafak. Akit. Tamam. Hepiniz otur. Tamam. Şimdi arkadaşlar yarınki gazetemizde ben size şimdi bir takım açıklamalar yapıyorum. Yeni havaalanını taşıyoruz. Bu dünyanın en büyük lojistik taşıması. 5000 tırla şey yapacağız. Şimdi bu tırları arka arkaya dizdiğimiz zaman 300 kilometre ediyor. Yani Türkiye her alanda olduğu gibi kamyonları arka arkaya sıralamada da dünya birincisi olacak. Bir düşünün 300 kilometrelik kamyon sıralaması yapıyoruz. 5000 tır olacak burada ve şu kadar malı taşıyacağız. Bu İstanbul'da Fatih'in gemileri karadan geçirmesi gibi bir şey olacak. Tamam mı çocuklar aldınız mı?
Yazıyor musunuz? Efendim 5000 tırdı değil mi? Yavrum 5000 tır dedik, bir kere dinle bizi. Sonra gidiyor. Fakat sabahın başındaki arkadaş diyor ki ya bir dakika diyor ya. Ulan diyor bu iş dünyanın en büyük taşıması. 5000 tır olur. Sen oraya 15000 yaz. Bilmiyorum. Efendim şey dedi. Genel müdür yönetim kurulu var. 5000 tır dedi. Ben özellikle oğlum şimdi bak o 5000 demiş olabilir. Ama burası Türkiye. Burası Tayyip Erdoğan'ın ülkesi ulan. Salak mısın sen? 5000 tır olur. 15000 tır yaz. Aynen böyle oluyor. Habercilik artık bu. Arkadaşlar oturacaklar. Sen. Siz biraz daha büyük çıkarın. Türkiye. Bak dün biraz küçük görmüştünüz onu. Şimdi sen bugün affettirmek istiyorsan onu şöyle bir şey yap. Benim fotoğraf da şöyle olsun. Recai Aksu hatta. Evet biraz nefes alalım ve Avrupa gündemini dinleyelim. Bakalım biz bu abuk sabukluklarla uğraşırken acaba dünya basını neyle uğraşıyor? Bakalım. Evet, sevgili Can Atak, abilerin yaptığım kararına ilişkin tabii Avrupa medyasında yer alan haberler var. Aslında ABD'nin yaptığım kararı Türkiye'nin Washington görüşmelerinden sonuçun çıkmadığını, yeni yaptırımların gelebileceği açıklanıyor. Özellikle Wall Street Journal gazetesinde açıklamaları var. Yani özellikle ABD'li yetkililere dayandırdığı haberi var. Bu habere göre artık temaslardan sonuç çıkmamasının yaşanan krizi derinleştirdiği ve Washington yönetiminin yeni yaptırımlar uygulamasının önünü açtığı belirtiliyor. Yani gazetenin dayandırdığı özellikle yetkililere dayandırdığı haberde görüşmelerden sonuç alınamamasının ardından iki ülke arasında krizin derinleştiği ve Trump yönetiminin yeni yaptırım adımları atabileceği bir aşamaya geçildiği değerlendirilmesi de yapılıyor. Tabii Navas'ın açıklamaları da var. ABD Dışişleri Bakanı Sözcüsü'dür. Hani Navas'ın açıklamaları da var. Navas da diyor ki Türkiye ile ilave görüşmeler yaptık. Müzakereler devam ediyor diye ama işin arası anlaşmadıkları kesin. Evet, Erdoğan'ın Almanya ziyaretiyle ilgili tartışmalar var Almanya medyasında. Özellikle Erdoğan ziyareti Alman siyasetini ikiye böldü. Cumhurbaşkanı, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28-29 Eylül tarihlerinde Almanya'ya yapacağı ziyaret Alman siyasetinde tartışma yarattı. Sosyal Demokrat Parti Dışişleri Bakanı Heiko Maas ziyareti savunurken muhalefetteki bir Demokrat Parti'nin SPT'li Genel Başkanı Christian Lindner ziyaret tarihinin sorgulanmaya değer olduğunu söyledi. Christian Lindner fikir ayrıntıları ortaya çıktığında diyaloglar yararlıdır. Ancak İslamcı başkanlık iddiası referandumundan kısa bir süre sonra yapılacak bu ziyaretin zamanlamasına kuşkuyla karşılıyorum dedi. İnsan ve vatandaşlık haklarının Türkiye'deki durumunun açıkça dile getirilmesi gerektiğini belirten liberal politikacı, Alman hükümeti batılı bir Türkiye'yi partner olarak gördüğümüzün İslamcı bir başkanlık listesine Avrupa Birliği'nde yer olmadığının altını çizmelidir ifadesini kullandı. Bu arada Heiko Maas, Dışişleri Bakanı, Almanya Dışişleri Bakanı, Rhein-Neckar-Zeitung gazetesine yaptığı açıklamada Türkiye'deki başkanlık sistemi beğenilse de beğenilmese de Erdoğan'ın Türkiye'nin seçilmiş devlet başkanı olduğunu belirterek yanıt bekleyen bir yüzü sorun var. Nedenini anlayamadığımız bir şekilde Alman vatandaşları Türk cezaevlerinde yatıyor. Özellikle Avrupa Birliği ile yakınlaşmak isteyen ülkeler açısından basın ve fikir hürriyeti son derece önemlidir. Her buluşmada açık bir şekilde dile getireceğimiz bir yüzü sorun var. Devlet ziyareti sırasında bu sorunlar sümen altı edilmeyecek açıklamasında bulundu Almanya Dışişleri Bakanı. Evet, bu arada muhalefetteki Sol Parti Federal Meclis Grup Başkan Yardımcısı Sevim Dağ döneminde Erdoğan'ın Almanya'ya yapacağı resmi ziyareti eleştirdi. Aynı zamanda Federal Meclis Türk-Alman Parlamentoları Arası Dostluk Kurum Başkanı da olan Dağ denen ziyaretin devlet ziyaretinin içinde gerçekleştirilecek olmasını eleştirirken diyaloğun sürdürülebilmesi için bir çalışma ziyaretinin yeterli olacağını savundu. Federal hükümetin böylece Erdoğan'a kabul gören devlet adamı olarak davrandığını söyleyen Dağ denen Erdoğan'ın Almanya'ya yönelttiği Nazi uygulamaları suçlamalarının aşağı ışığında bunun kabul edilemez olduğunu kaydetti. Evet, Erdoğan ziyaret öncesinde federal hükümetin Türkiye'de hapiste bulunan tüm Alman vatandaşlarının serbest bırakılmasını talep etmesi gerektiğini belirten sol politikacı ve sol partili politikacı ayrıca Almanya'nın Türkiye politikasının tekrar temelden yenilenmesi çağrısında bulundu. Türkiye'ye silah ihracatının durdurulmasını isteyen Dağ denen Konya Nota üstlüğündeki görevli Alman askerlerinin ülkeden çekilmesini de talep etti. Dağ denen ayrıca Türkiye'ye mali yardımların durdurulması çağrısında da bulundu. Bu arada tabii Sol Parti Dışişleri Sözcüsü Stefan Liebig de Erdoğan'ın Almanya yapacağı resmi ziyareti savundu. AFP Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada Liebig, federal hükümetin başta otokrat hükümetlerle ve insan hakları ihlallerinin yaşandığı ülkelerin liderleriyle konuştuğunu belirten
belirtti ve bu yüzden Erdoğan'a gelemeyeceğini söylemede doğru olmadığını söyledi. Ancak Libya'da öngörülen devlet ziyareti yerine bir çalışma ziyaretinin daha uygun olacağını belirtti. Libya, Erdoğan'ın Suriye politikası ve Türkiye'de muhaliflere yönelik baskıların ışığında Erdoğan için kırmızı halı sermenin yanlış olacağını söyledi. Prensip olarak Türkiye ile hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile diyaloğun mümkün olabilmesi gerektiğini belirtti. Önemli olan Erdoğan'a ziyaret sırasında ne söyleneceğidir diyor Sol Parti Dışişleri Sözcüsü. Temaslar sırasında Türkiye'deki insan hakları ihlallerinin açık bir şekilde kınanması gerektiğinde sözlerine ekledi. Evet, bu arada 11 Eylül saldırının düzenleyenlere yardım ve taklit etmek de ayrıca saldırıda binlerce insanın öldürülmesinde suç ortağı olmakla suçlanarak 15 yıl hapis cezasına çarptırılan Faslı Müdür Musa Sadık'ın cezasını tahliye edilecek özellikle Almanya'da. Bild gazetesinin Karlsruhe'de bulunan federal başsavcılığa kaynak göstererek verdiği habere göre normal şartlarda gelecek yıl 19 Ocak'ta cezası sona erecek olan 44 yaşındaki Musa Sadık'ın en geç önümüzdeki 15 Ekim'de serbest bırakılacak ve sınır dışı edilerek FAS'a gönderilecek. Tabii Musa Sadık'ın özellikle El Kaide'nin Hamburg hücresiyle ilişkili belgelenmişti. 11 Eylül saldırılarının elebaşlarından Muhammed Alsa ile aynı semtte oturduğu, saldırılarda kullanılan uçaklardan birini kaçıran Mervan El Şehin'in de yakın arkadaşı olduğu belirtilen El Musa Sadık 15'i hüküm giymişti. Tabii Afganistan'daki El Kaide eğitim kampında da eğitim gördü de saptanmıştı. Bunu da burada ifade edelim. Evet, Handelsblatt gazetesi özellikle Avrupa Birliği'nin ABD'ye diş geçirecek durumda değil yorumunda bulunuyor. Avrupa'nın büyüklük iddiasıyla Avrupa'nın acısı arasındaki fark hiç şimdiye kadar bariz olmamıştır. Avrupa dünya politikasının büyük aktörlerinden olduğunu sanıyor. Ama ABD'ye diş geçirecek durumda değil. Yani İpek Yolu projesi Çin'in de çıkarlarını Avrupa'ya kabul ettirebildiğini gösteriyor. İş gücü verimliliğinde kriz ülkesi Yunanistan'ın bile gerisinde kalan Rusya'da Avrupa'yı korkudan titretebiliyor. Avrupa büyük devlet statüsünü sadece büyük laf sallamada hak ediyor diyor, ifade ediyor Handelsblatt gazetesi. Evet, bu arada Dünya Ticaret Örgütü Başkanı küresel bir ticaret savaşının tüm dünyada büyüme ve istihdamı tehdit ettiği uyarısında bulunarak durum çok ciddi dedi. Örgütün başkanı Roberto Azevedo önde gelen sanayi ülkeleri arasındaki ticari anlaşmazlığın daha da tırmandırılmasının ağır sonuçlara yol açabileceği uyarısında bulundu. Azevedo, Alman Handelsblatt gazetesinde yayınlanan makalesinde durumun çok ciddi olduğunu belirterek ticaret savaşında ilk silahların ateşlendiği kanaatinde olduğunu kaydetti. Azevedo, anlaşmazlığın tırmandırılmasının dünya ekonomisine ciddi etkide bulunacağını, bütün ülkelerde istihdam ve büyüme kaybına yol açıp en çok yoksul kesimleri mağdur edeceğini de söyledi. Evet, Suriye ile ilgili özellikle Suriye'de büyük bir bölümü El-Usla öncülüğündeki heyet Tahrir Şam'ın elindeki son bölge olan İdlib'de Suriye ordusu halka Şam seçiminin egemenliğini kabul etmeye çağırdı. İdlib'de havadan dağıtılan broşürlerde savaşta artık sona yaklaşıldığı mesajı verildi. Türkiye, İdlib'in kuzeybatısında Rusya ile İran ile vardığı anlaşma uyarınca 12 askeri gözlem noktası kurmuş durumda. Birleşmiş Milletler'in İnsani Yardım Danışmanı Can Egelant, Rusya, Türkiye ve İran'ın İdlib'de bir savaştan kaçınmak için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini söylediklerini belirtti. Tabii bu arada İdlib bölgesinde halka havadan dağıtılan uyarı broşürlerinde Suriye ordusuyla işbirliğini sizi militan ve teröristlerin yönetiminden kurtaracak. Bizler de sizin ailelerinizi koruyacağız denildi. Suriye ordusu Reuters'in eline geçen bu broşür kopyasına göre İdlib'dekilere yerel uzlaşı planlarına katılma çağrısı yaptı. Suriye hükümetine göre söz konusu uzlaşı yeniden devletin denetimi altına girmeyi kabul eden muhaliflere haklarında özel bir dava açılmadıkça af çıkarılmasını öngörüyor. Yerel uzlaşı planları muhaliflerin silahlarını da bırakmasını şart koşuyor. Tabii Suriye ordusu İdlib'lere teslim ol çağrısı yaparken Birleşmiş Milletler de bu bölgedeki bir savaş çıkmaması için Türkiye, Rusya ve İran'ın ellerinden geleni yapma konusunda anlaştığını duyurdu. Tabii Suriye ordusunun Şam kırsalı ve Dera'daki kontrolü sağlamasının ardından Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad geçtiğimiz ay Rus Haber Ajansı'na verdiği röportajda bir sonraki hedeflerinin İdlib olacağını açıklamıştı. Bunlar önemli. Bu arada Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da gelecek hafta Ankara'daki Türk Mevkidaşı ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşeceği de açıklandı. İki bakan Suriye konusunu ele alacaklar. Evet, İtalya. İtalya'da göçmen tarım işçilerinin köleliğe karşı gösteri yaptı.
İtalya'da göçmenlerin tanım işlerinde kötü kölelik koşullarında çalıştırılması tartışması iki ayrı trafik kazasında 16 yabancı tarım işçisinin ölmesiyle alevlendi. Yabancı tarım işçileri güneydeki Foggia kentinde protesto gösterileri düzenledi. Foggia'dan düzenlenen iki ayrı gösteride göçmen işçiler kölelik koşullarında çalıştırılıp yaşamaya mahkum edildiklerini söyleyerek köleliğe hayır sloganları attı. Katliam ve sömürülere son yazılı pankartlar taşıdı. Tabii Foggia yakınlarındaki Afrikalı tarım işçilerini taşıyan araçlar geçen cumartesi ve pazartesi günleri kaza yapmış. Olayda 16 kişi ölmüştü. Bu arada Yargıtay hakimi İtalya'da, Yargıtay hakimi Bruno Giordano da süpermarkete gittiğimizde kendimize soralım. Aldığımız domateslerin içinde ne kadar kan var dedi. Tabii Katolik Kilisesi'nin İtalyan yönetim birimi olan İtalyan Piskoposlar Konferansı Başkanı Kardinal Guardina Bassetti de bu işçilerin mecbur bırakıldığı insanlık dışı yaşam koşullarının utanç verici olduğunu söyledi ve insanlar fareler gibi ahır içinde yerlerde ahır gibi yerlerde yaşayamaz dedi. Tabii göçmen karşıtlığıyla bilinen İçişleri Bakanı Matteo Salvini ise bu sorunun ardında kontrolsüz göç ve mafyanın yer aldığını söyledi. Evet, Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kamanos Mart ayından bu yana Edirne cezaevinde tutuklu bulunan iki Yunan askerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla tutuklandığını öne sürdü. Antenna televizyonunda konuşan Kamanos askerler için Yunanistan'ın firar eden 8 darbeci askerle takas edilmesi amacıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yakalandılar ifadelerini kullandı. Kamanos ancak ilk kez bu doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı suçladı. Evet, son olarak Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğünde hava saldırısında onlarca çocuk öldü. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'in Zaada kentinde düzenlediği hava saldırısında aralarında çocukların da bulunduğu onlarca kişi hayatını kaybetti. Uluslararası Kızılhaç Örgütü'nden yapılan açıklamada bir otobüse hedef alan hava saldırısında ölenlerin çoğunun 10 yaşından küçük çocuklar olduğu bildirildi. Ölenlerden en az 29'unun 15 yaş altı çocuklardan oluştuğu, yaralanan 48 kişiden 30'unun yine çocuk olduğu duyuruldu. Bir pazar yerine düzenlenen hava saldırısında okul otobüsünde bulunan öğrencilerin yanı sıra çevredeki siviller de hayatını kaybetti. Bu arada Çocukları Kurtarım Vakfı Save the Children isimli kuruluş saldırıyla ilgili acil ve bağımsız bir soruşturma çağrısında da bulundu. İlginç bir açıklama da Suudi Arabistan'dan geldi. İlginç değil aslında. Meşru askeri eylem diyor. Suudi Arabistan'ın Cazan kentine yapılan ölümcül füze saldırısına karşılık meşru askeri eylem kapsamında hava saldırısı düzenlendiğini ve bölgedeki Husi militanlarının hedef alındığını duyurdu Suudi Arabistan. Suudi Arabistan'ın resmi ajansı SEPA'nın haberine göre koalisyon güçleri sözcüsü Albay Türkiye El Maliki yaptığı açıklamada Dağda ilinin hedef alınması meşru bir askeri eylem ifadesini kullandı. Maliki, Suudi Arabistan'ın Cazan kentinde sivillere yönelik düzenlenen ölü ve yaralıların olduğu saldırıyla ilgili eylemde bu saldırıyı planlayan ve uygulayan unsurların hedef alındığını açıklamasını yaptı. Tabii burada çocukların katledildiğini belirtelim ve naletlemekten başka söyleyecek bir şey yok. Evet, sevgili Can Atak, son olarak şunu da söyleyelim. Televir'in yeni yayın döneminde bir önünde tekrar görüşmek üzere diyorum. Çünkü bir süre ara veriyorum. Özellikle Televir izleyicilerimize hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle kalın ve gerçeğin yanında ayrılmayın diyoruz. Televir'in bizden ayrılmamalarını dileyelim, söylüyorum. Evet. Çok çok teşekkür ediyorum size de bu kısa arada huzurlu, sakin, güzel günler diliyorum. Biz bu başarabilecek miyiz bilmiyorum. Çünkü siz yayına girdiğinizde 5.79 olan dolar, siz sözlerinizi bitirene kadar 6 liraya geçti. Evet, sizin de içinde bulunduğunuz televizyon izleyicilerimizin ayrılmaması diliyorum ben. Evet, hoşça kalın, dostça kalın ve sevgiyle kalın diyorum. Ülkenin gidişatına elbette gerçekleri sunan televizyon ayrılmamaları gerektiğini söylüyorum televizyon izleyicilerine. Çok diyelim. Teşekkürler. Hoşçakalın. Çok teşekkürler. Evet. 6 liraya geçti. Kaç? Bir ara 6.70 oldu, şimdi 6. 6. Yani 6 lira. 6 lira artık. Ya bu tabii satarsanız, yani alırsanız çok daha şey. Tabii bu şeydir artık bundan sonra. Yani mesela 6.50 olur, tekrar 5.40-90 olur, şu olur, bu olur. O bu şeye bağlı. Fakat bu, yani şu anda hiçbir şey yapılmıyor mu onu bilemiyorum.
Ya bu çok vahim bir şey. Çünkü şu arada çok insanlar çok paralar kaybediyorlar şu ara. Şimdi bakın, dolar yükselir, bu şimdi bir şey de anlamıyor tabii insanlar. Bazı konularda ölçüyü bulmak çok zor. Benim hep söylediğim bir laf vardır. Herkesin bir hayal sınırı var mesela. Ben kendime bakıyorum. Hani ne kadar paran olsun falan. Yani işte ya düşünüyorsun mesela. 100 milyon dolar yani. Ya da 100 milyon lira karşılığında. 500 milyon lira. Şimdi 500 milyon liraya kadar bir hayal kurarsın. İşte güzel bir evim olur. İşte aylık şunu yaparım. Bunları harcarım. Oraya giderim. Bunu yaparım falan filan. Ama mesela 5 milyar dolar dediğiniz zaman ben kendi hesabıma hayal kuramıyorum. Çünkü 5 milyar dolar harcama parası değildir. Nereye harcayacaksın ki kardeşim? Yani ne yapacaksın? Kendime uçak aldım. 30 milyon dolar. Hadi en lüksünü aldım. 150 milyon dolar. Tekne aldım. Şimdi bak büyük paralar söylüyorum. Tekne aldım. 100 metrelik yaptırdım tekne. 100 milyon dolar. Anlatabiliyor muyum? Yani milyar dediğiniz zaman şeyi yok, bitiyor bir yandan sonra. Ya kumar oynasan batıramazsın kardeşim. 4 milyar, 5 milyar dolarım var. İşte onun için hayal kurulamaz şeyde. Şimdi bizim vatandaşımız da işte dolar artıyor, iniyor filan. Bakın niye artar? Bir, papaz nedeniyle niye artıyor? Bir onu anlatayım. Şu, bir ülkede para hareketleri oynak, kaygan olmaması için o ülkeye güven olması lazım. O ülkede insanların kendini hukuk kurallarının denetimi altında hissetmesi lazım. O insanların o ülkeye inanması lazım. Bu inançta bozulma olduğu zaman para oynamaya başlar, kaçar. O yüzden yükselir. Neden? Çünkü ya adam parasını alır yurt dışına gider ya da eyvah geleceğe güvenemiyorum, benim param kötü duruma gidebilir. İyisi mi ben değerini bana göre kaybetmeyecek başka bir alana gideyim. Nedir? Yabancı bir para birimi, altın ya da başka kıymetli maden ya da kağıtlar. Buraya gider. İki, borcum var. Fakat borcumu ödemek için muhtaç olduğum kaynak döviz cinsinden değil, Türk lirası kazanıyorum. Borcumun vadesi geldi, ödemek durumundayım. O zaman piyasaya gidiyorum. Piyasa dediğim işte bankalar, yani döviz büfesi değil. Bankalara gidiyorum ve diyorum ki arkadaş benim yarın 150 milyon dolar ödemem var. Bana dolar ver. Para burada. Diyorlar ki o para yetmez. Niye? Çünkü dolar az şu anda. Sen getirdin yani 150 dolar, 150 bin dolar karşılığı, hani milyon demeyelim, 150 bin dolar karşılığı. Şimdi sen getirdin 300 milyon, yani iki kat. Ama işte 300 milyona olmaz, 300 bine olmaz. 350 bin vereceksin. O sırada öbürü de geldi. Onun da 200 bin dolar borcu var. O da dolar istiyor. Dediler ki olmadı, dolar bulmamız lazım. Şimdi senin doları artık işte 2 liradan değil 2,5. 2,5 değil 2,7. 2,7 değil 2,9. Talep arttıkça. Bu 2. 3. Ülkede dolarla iş yapanlar paralarını alıp götürüyorlar. Tamam diyorlar. Yani Türkiye bitti. Yani yeter. Yani kötülük yapmak için değil. Ya tamam işte Türkiye'de kazandık. Paramı alayım gideyim. Ha işte bir de o zaman dolar çıkışı. Mesela işte şimdi Serdal Bilgili gitmiş, Ertuğrul Özkök çok övüyor ya, helal olsun işte çılgın Türk, helal. İşte Türkiye'de kazandığı parayı toparlamış, dolara çevirmiş, Amerika'ya götürmüş. Fakat para olarak elinde kaldığı zaman bu işe yaramıyor. El yakar para. Ne yapıyor? Gidiyor orada bir ölü yatırım satın alıyor. Ha ölü yatırım şu, hep o para eder yani. O 150 milyon doları aldıysa onu, o gene 150 milyon dolar eder. Yani Amerika böyle indiler çıktılar yok ki, çünkü Manhattan'ın ortasında gökdelen alıyorsun. Onların fiyatı düşmez. Ha, büyük bir kriz olur, o zaten herkes batıyor, o ayrı. Ama işte bir de bu yüzden dolar fiyatları artar, döviz fiyatları. Onun için şimdi millet hani ne oluyor ya, ne oluyorsa yok. İki tür şey var. Bir, bugün borcu vadesi gelen adam para bulmak zorunda. Piyasada dolar yok. Daha fazlasını veriyor ki para alsın, adam borcunu ödesin. İki, güven tamamen sarsıldığı için millet saldırıyor. Aman diyor ben bari paramı koruyayım. Hani biraz önce anlattığım hikayedeki gibi. 100 dolarım var. Şu anda gidip bozdursan 6 lira, 600 lira oluyor. Fakat bozdurduktan bir saniye sonra vazgeçtim alayım desen alamıyorsun, zarara girdin. İşte ondan kaçmak için hemen paralarıyla ne o buldukça döviz alıyor ki param hiç olmazsa değerini kaybetmesin. O yüzden artıyor. Şimdi bu bizim arkadaşlar hani
biz Allah'ın gücüyle bunun da üstesinden geliriz, korkmayın falan diyenler bunu bilmiyor. Kolay bir şey zannediyor. Yani ne olacak işte Tayyip Erdoğan höt der ve arkadaş oyun oynuyorlar. Telaşa gerek yok. Tamam. Telaşa gerek yok. Bak ben telaşlanıyor muyum? Ama şu anda benim bugün saat 11'de söz verdiğim $200 ödemem varsa kıpır kıpırım değil mi? Aman abi bir an evvel gideyim şu $200 alayım da daha fazla zarar etmeden ödeyeyim. Ne? İşte o. Bunlar küçük hesapları yaptım. Bunlar büyüyor. Türkiye'nin petrol faturası var mesela. Doğalgaz faturası var. Mazot. Efendim daha elverişli olduğu için arabamızı mazotlu kullanıyoruz. Aferin sana. Mazotu kaça alıyorsun? Şimdi kaça alacaksın? Bit kadar arabam var. 6 ay önce 130 liraya depo tam doluyordu. Şimdi 210 liraya doluyor. Anlatabiliyor muyum? Bak depom doluyor diyorum. Full. Fullüyorum. 130 liraydı. 6-7 ay önce. Ya da işte geçen senenin sonu. Yani bir yıl önce öyle diyeyim. Kasım Aralık. Dün doldurduk. Yani bitmiş de doldurduk. Hani gidip de şeydi zaten ne kadar deposu işte. 210 liraya doldu. Buyurun. Ama dolarla hiçbir işim yok benim biliyor musunuz? Hakikaten yok. Yani şimdi merakla bekliyorum. İnşallah kış geç gelir. Kasım Aralığı falan bulur. Yani Ekim'de yakmaya başlamayız kaloriferleri. O zaman soracağız hep beraber kendi kendimize. Ha ne olacak? Ey Can Ataklı soracaksın. Allah'ın adamı ben sana soracağım da bana bir faydası yok. Eşek gibi ödeyeceğim ben o parayı. Ama sen diyorsun ki abi bana Tayyip Erdoğan kapıma kömür bırakıyor. Benim umurum bile değil. Öyle zannet. İşte öyle zannediyorsun. Neden biliyor musun güzel kardeşim? İşte bu işin sonu ne biliyor musun? O kömürü sana bırakamayacak. O makarnayı bırakamayacak. İşte sen o zaman benden beter bağıracaksın. Aa bilmem ne. Yazın bunları. Gelecek benim önümü keseceksiniz. Söylesene bunları Can Bey. Söylesene bunları. Mahvolduk, öldük, bittik. Merak etmeyin. Ters demeyeceğim. Gene gelip söyleyeceğim bunları. Git işine ya demeyeceğim. Bana ne kardeşim? Sen yaptın demeyeceğim. Diyemem ki. Çünkü bunun için varız. Bunun için mücadele ediyoruz. Geçelim. Sabah gazetesi işte bu Türkiye'den yeni Fatih yürüyüşü. THY'den yeni yuvaya Fatih yürüyüşü. İşte abarttığın kadar abart abi. 5000 demiş adam 15000 tır. Dünyanın en büyüğü yeni İstanbul Havalimanı'na taşınma. Fatih'in gemileri karadan yürütmesi gibi ihtişamlı olacak. Abi niye? Yani Fatih'in gemileri karadan yürütmesi... Ya daha bugün şeyde vardı, o görüntü var mı arkadaşlar? Bu Hasankeyf'te koca bir şeyi, ne o, manastır bir şey yürüttüler olduğu gibi. 1500 ton tekerlekli bir şeyin üzerinden yürüttüler. Bilmem kaç saatte de böyle milim 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 yerine oturttular. Hangi Fatih'in şeyi, alt tarafı Yeşilköy Havalimanı'ndaki neyi taşıyorsun ayrıca da? Koltuk mu taşıyacaksın? Ne taşıyorsun yani 1500 tır falan filan 15000 tır ya da hani abartacak da var anlamıyorum ki yani taşıma her yerde var. Dünyanın en büyük taşımasını yapıyoruz. Vay be. Bütün şey BBC burada, CNN burada, bütün dünya televizyonları naklen yayınlayacaklar. İşte Türklerin başardı. Bu çılgın Türkler acayip. Yeşilköy'den yeni havalimanına Artuklu hamamını taşıdılar ha. Şeydeki Hasankeyf'teki hamamı. Olduğu gibi tarihi top taşıdı. Şimdi ama biz muazzam bir iş yapıyoruz. Fatih yürüyüşü be. Bütün dünya parmak sürüyor. Ya o Türkler bunu nasıl yapıyor? Ya bu Türkler çok oluyor be. Ya bunlar havaalanını taşıyorlar be kardeşim ya. Ya dolar batacak ya. Amerikan ekonomisi şaşkın ya. Bugün Wall Street açılmayacakmış yarın ya. Şimdi Wall Street nedir diye söyleme. Bir saatte onu anlatamam kusura bakma. Enflasyonda tek hedef hane. Hedef tek hane. Hah, bak bu. Bak bunu taşıdılar ya. Hiç dünya televizyonları falan. Bu Fatih'in toplarından da gemilerinden de daha önemli ya. Fatih'in gemisi dediğin sonunda işte bizim kayıktan hallice gemi ya. Abartmayın yani. Hani uçak gemisi taşımadılar. Tamam güzel bir şey yaptılar ama. Aa bak bu. Bunu taşıdı 1500 ton. Fatih'in gemisi dediğin kaç ton acaba?
Kadırga işte. Yani orta halli bizim guletlerden hallice bir şey. Kötü demiyorum bak, aferin. Ama böyle ne abartıyorsun be kardeşim? Böyle bir şey olmadı ya. 300 kilometrelik konvoy. Ha, İstanbul'un canına okuyacaksınız yani. Ulan 300 kilometrelik konvoy yapılır mı? Ama işte en büyük, en büyük. O zaman şu geliyor. Arkadaş, en büyük yalanı da biz söyleriz. En büyük palavra da bizde. En büyük balon da bizde. Zaten öyle. Dünya medya sıralamasında yalan haberde Türkiye'de birinci ya. Yalan, abartma. Dolar kaç para? Artmıyor inşallah. Durdurun doları. Durdurun. Bak talimat veriyorum. Durdurun. Fena yaparım. Birazdan öyle bir açıklama gelebilir ha damat beyden. Bak durdurun, çok fena yaparım. Onu aldırmayın ya. Bir şey yok ya. Yükselir yükselir. Düşer o sonra. Şey olmaz yani. Dert etmeyin onu. Geç. Türkiye Gazetesi. Yeni Sevr. Ha şimdi. Bugün Sevr'in şeyi. Yıl dönümü. Şimdi böyle bir şeye de baktım bugün yandaş yalaka medyada. Böyle tam şey dedi işte, bir tek Türkiye böyle büyük şey yapmışlar. Türk Tarih Kurumu Başkanı Profesör Turan uyardı. 100 yıl önce Sevr'deki gibi bugün de hedef Türkiye. Şimdi onlar bugüne şey yapıyorlar ama esas yapılmak istenen şu. Yani Sevr öyle zannedildiği gibi Atatürk tarafından falan yırtılıp atılmadı. Aslında Vahdettin onu imzalamamıştı. Ama işte ben onu imzalayacağıma tahttan feragat ederim dedi falan. Ve o bir imzalanmış belge de değildi. Anlaşma da değildi. Sadece bir taslaktı. Cumhuriyeti kötülemeye çalışıyorlar. Yani birkaç yazarda da gördüm. Bu havadalar şu anda. Efendim yani Sevr o kadar şey değil. Zaten Vahdettin de onu imzalamamıştı falan. Ya kardeşim niye imzalamamıştı? Ve diyor ki bak övünüyor. Diyor ki işgal altındaki İstanbul'daki İngilizlerin baskısına rağmen Sevr'i imzalamadı. Ya arkadaş İstanbul işgal edilmiş. Yönetim sende değil. Padişah adamın elinde oyuncak olmuş. Ona rağmen imzalamadı. Helal olsun. Çok güzel. Bravo. Ya imzalasa ne olur, imzalamasa ne olur? İstanbul işgal altında mı? Yani senin payitahtın. Yani senin Fatih'in, az önce övünüyorsun ya Fatih'in şeyleri diye gemilerini yürüttü. Kardeşim İstanbul'u fetheden Atatürk'tür. Geç. Sen 1453'te fethettiğin İstanbul'u kaybetmişsin. Teslim etmişsin İngilizlere. Allah'tan o büyük adam gelmiş de İstanbul'u tekrar almış. Tekrar ezan sesi duymuşsun. Ona şükredeceğine, efendim padişahımı zaten imzalamamıştı ki. Bana ne, bana ne, çocuklar vardır böyle. Döversin. Acımadı ki, acımadı ki filan diye seninle inatlaşır aynı bunlar. Padişahımız imzalamadı, padişahımız imzalamadı. İmzalasın, imzalamasın kardeşim. İstanbul'da yönetim İngilizler'de miydi? Evet. İstanbul'da her şey onlar mı hakimdi? Evet. Padişah onlara rağmen herhangi bir şey yapamıyor muydu? Hayır. İzmir Yunan'ın mıydı? Evet. Antalya İtalyan'ın mıydı? Evet. Gaziantep'te, Urfa'da, Maraş'ta Fransız askeri var mıydı? Evet. Evet, daha ne istiyorsun kardeşim? Daha ne anlamıyor yani? Ne olması lazımdı? Aa, imzalamadık ama biliyor musun? Padişahımız o kadar şerefli bir adamdı ki. Ya kimse şerefsiz falan da demiyor aynı şey. Gelmişler. Fatih'ten sonra Yavuz Sultan Selim'den itibaren Türkiye baş aşağı gitmeye başlamış. Bu baş aşağı gitme öyle bir demek ki sağlam yapı geliyormuş ki 200-300 yıl sürmüş. 1918'in sonunda da ülke batmış. Bu kadar basit. Burada ağlaşacak bir şey yok. Becerememişim, batırmışım. Hah. Arkasından Atatürk gibi biri çıktığı için de tekrar kapını kaldırmışım ve bugünlere gelmiş. Şimdi utanmadan, sıkılmadan o günleri yok sayacaksın. Yok efendim Sevr imzalanmış. Ya el altından da Cumhuriyet'e ve Atatürk'e laf sokuşturma açacağız. Yemezler. Varlık sebebim bu. Senin Fatih'inin kaybı kazandığı bizim hepimizin İstanbul'u, göz bebeğimizi, senin son Osmanlı padişahların emperyalist güçlere teslim etti. Bu kadar basit. İnkar edebiliyor musun bunu? Hayır efendim öyle bir şey yok diyebiliyor musun? Hayır. İstanbul'u yöneten İngiliz miydi? Evet. Daha ne diyorsun bana? Hiç uzun 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 tarih süreçlerini filan efendim öyle olmuştu, böyle olmuştu. Şah baba böyle dedi, bu böyle dedi, o böyle dedi. Şu kaynak bırak. İstanbul'da İngiliz askeri var mıydı? Donanma burada mıydı? Burada. Bitti. Dolmabahçe'de kim oturuyordu kardeşim? İngiliz. Bitti. Atatürk ve Cumhuriyet devrimleri Türkiye'yi yeniden şahlandırdı. Sen şimdi tekrar geriye çekmek istiyorsun. Sen istiyorsun ki Türkiye tekrar 1300 yıl, 1400 yıl öncesinin şartlarına dönsün. Ben öyle yaşayayım.
Benim halkımı da ben eğitimde, kültürde, bilimde, sanatta bunların hiçbiri olmasın. Ben onlara güzel işte bir yağmurda çökse de güzel yol yaparım. Birkaç da yüksek bina yaparım. Cebine de 3 kuruş para koyarım. Camide namazını kıl. Sen orucunu tut. Efendim zekatını ver. Ne bileyim işte veremeyene de ben makarnasını veririm derim. Olur bitti. Böyle mi ülke yöneteceğiz? Al işte şimdi sana böyle. Olay bu. Aa bak şimdi bak. Sayın damat Ferit, neydi bu adamın adı ya? Damat Berat. Damat Berat 11.30'da basın toplantısı yaparak dolara git öteye kardeşim biz seni takmıyoruz diyecek idi. 14.30 almışlar. Şey belki de istiyorlar hani iyice böyle yükselsin ondan sonra böyle ben ona bir tane çakarım çak düşer. Öyle derler bak göreceksiniz. Günün haberi bence şu. Türksel Genel Müdürü Tosun Terzioğlu mu? Ne bu? Kaan pardon. Tosun Terzioğlu nereden çıktı ya? O şey miydi? Sabancı Üniversitesi'nin rektörü müydü? Öyle bir şey. Evet. Kaan Terzioğlu, Türksel Genel Müdürü. Şimdi Türksel Genel Müdürü deyince özel şirket falan değil. Yani AKP'nin şirketi artık biliyorsunuz. Yarısı da Rusların. Türksel Genel Müdürü Terzioğlu, ABD'nin ambargo kararının başarıya ulaşmayacağını söyledi ve ekledi. Türk halkı hiç kimseye devletiyle ayrı düşünemez. Bu tür şeyler insanımızı birleştirir. Onlara dijital dünyanın silahlarıyla cevap verelim. Türk milletine ambargo sökmez. Çok mutlu oldum ya. Bak ben de korkuyordum ha. Ulan bunlar ambargo yaparsa şimdi biz ne yapacağız filan. Bak yüreğim ferahladı. Bize ambargo sökmez arkadaş. Biz Tayyip Erdoğan'ın arkasında birleşiriz. Biz öyle bir milletiz. Çok güzel. Bak bunlar da utanmışlar. Onların doları varsa bizim de halkımız var. Dur ya çıktı mı şu bir şeye bakacağım hemen. Hemen dönüyorum. Of. Ya bu telefonları hiç sevmiyorum bazılarını. Hayır, yürümüyor benim şey. Tweet attığım tweetleri göremiyorum ve cevapları göremiyorum. Çok enteresan. Niyeyi bilmiyorum. Evet. Evrensel Gazetesi yerli ve milli afet demiş. Uyarıları aldırmadan izlenen rant ve talan politikalarının ordudaki yağışları bir felakete dönüştürdüğü kaydedildi diyor. Evet yani kötü bir Türkçe ama olsun. Asgari ücret 8 ayda 132 dolar eridi. Ya buyurun. Dolarla almıyorum abi. Benim dolarla simit mi alıyorum? Bana ne simit? Ya işte asgari ücret 8 ayda 132 dolar eridi. Çarp 6 ile bak kaç para gidiyor. O kadar cebinden eksilmiş. Ama anlamıyorsun daha. Onu anlayana kadar işte anladığın günde de zaten iş bitmiş oluyor. Efendim Cumhuriyet Gazetesi işte bunlar hep algı diyor. AKP iktidarı döneminde tüm sorunların kaynağı iç ve dış mihrakların operasyonları. Öyle diyorlar ya. İlerleyen yıllarda AKP iktidarı dönemini tarif etmek için kullanabilecek söz ve kavramlar konusunda sıkıntı yaşanmayacak gibi görünüyor. Ama çok özel bir sözün dikkatli altının çizilmesi lazım. Algı. AKP iktidarının siyasi iletişimi neredeyse bütünüyle bu kelime üzerine kuruldu. Bütün sorunlar kötü niyetli iç ve dış mihraklar tarafından yaratılan veya yönetilen algılar, algı operasyonları aslında. İş o kadar ileriye götürüldü ki tren kazası, sel felaketi, maden göçü, çocuklara tecavüz, döviz krizi, enflasyonun fırlaması hep algıdan oluşuyor. Ancak içinde ilerlediğimiz sorunlar iktidarın şimdiye kadar alışık olduğu yöntemlerle baş edilmeye pek uygun görünmüyor. Hatta algı operasyonu açıklamaları galiba sorunu tam anlamadılar hissi yarattığı için artık kendi başına bir kriz nedeni haline geliyor. Biraz zor anlatmış ama tercümesi şu. Yani yağan yağmuru bile dış güçlere bağlayıp yani bizim hiçbir kabahatimiz yok. Biz fevkaladeyiz, çok güzeliz, her şey harika ama ah işte Türkiye'yi mahvetmek istiyorlar. Tek soru sorun ne olur? Programı bitireceğim çünkü tek soru. Neden? Niye bize düşmanlık yapıyorlar? Sözcü gazetesine de şöyle bir şey yapayım. Uzlaşma çıkmadı, dolar çıktı diyor. Yani işte o şey haberini yapmış. O daha 5.5'ta. Şu an kapatırken söyleyin şu anda kaç lira gözüküyor? Dolar. Görebiliyor musunuz önünüzde? Kaç? Kaç? 5? 5.89 gözüküyor şu anda. Hani 6.10, 6.15 falan ama size dediğim gibi yani iner çıkar. Ama 14.30'da zannediyorum damat beyimiz öldürücü yumruğu vuracak ve Türk ekonomisi yeni aldığı kararlarla güzelleşecek. Evet, bu haftanın sonuna geldik. Bakalım pazartesi neleri konuşuyor olacağız? Arada iki kocaman gün var.
Ne olur ne biter bilemiyorum. Pazartesi günü hepimizin daha mutlu, daha müreffeh, daha güvenli, daha ileriye açık fikirlerin oluşmaya başladığı bir Türkiye'de karşılamak üzere diyorum. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. İyilikler, esenlikler diliyorum. Hoşça kalın.